ne yapmaman gerektiğini çok iyi öğreniyorsun yediğin kazıklardan sonra. Kazığı sağlam oldu. Zengin kız, fakir oğlanın Nurhan'ı, Ufuk Özkan'ın asla çalışmam dediği oyuncular kimler? Asla çalışmak istemediğim oyuncular var. Aralarında çok sevilen insanlar da var. Özgür Şef, geleneksel Türk mutfağından iki özel tarif veriyor. Ümran Usta da bu işin piri. Gözümüzün önünde yapacaksın. Tabii, saklama maklama yok, öyle sır mır yok. Yozgat mutfağının eşsiz yemeği testi kebabı nasıl yapılır? Öyle bir kebap yaptık ki testi kebabı dillere destan. Ama az sonra. Özgür Şef'in vereceği ipuçlarıyla en güzel kabak tatlısını siz yapın. Ne olacak kabak tatlısından demeyin. Yapımı kolay ama öyle bir kabak tatlısı yapıyorlar ki ustalık işi, onun püf noktalarını, sırlarını da buradan alacağız. Eğer bir yapamayan olursa vallahi adresini veririm. Kimlerin namazı kabul olmaz? Neden namaz kılıyor, neden oruç tutuyoruz? İbadet kavramı çok vulgarize edilmiş, çok darlaştırılmış. Namaz, oruç gibi ibadetler sevap kazanmak amacıyla mı yapılır? İbadet aslında hayatı Allah için yaşama bilincidir. İslam kolaylık dini midir, zorluk dini midir? İslam efendim fıtrat inancıdır, tabiatın inancıdır. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan her şey dahilde. Ne yapmaman gerektiğini çok iyi öğreniyorsun yediğin kazıklardan sonra. Kazığı sağlam oldu. Zengin kız, fakir oğlanın Nurhan'ı, Ufuk Özkan'ın asla çalışmam dediği oyuncular kimler? Asla çalışmak istemediğim oyuncular var. Aralarında çok sevilen insanlar da var. Ufuk Özkan'ın hayatı hangi olay sonrasında tamamen değişti? Bir tane şans vardı mesela, o da ne? En çok nazardan korkan Ufuk Özkan, kem gözlerden nasıl korunuyor? Özellikle bizim sektörde çok fazla vardır yani. Böyle birbirini çekemeyen insanlar çok vardır yani bizim sektörde. Birazdan her şey dahilde. Sevgili izleyenlerimiz, hepinize Show TV ekranlarından her şey dahilden günaydın! Evet, haftanın son günü, hayırlı cumalar diliyoruz bizi izleyen herkese. Hayırlı cumalar diliyoruz. İnşallah güzel bir cuma günü olacak ve sizleri güzel bir şekilde tatile yollayacağız. Evet, güzel bir hafta sonuna doğru sizleri uğurlayacağız ama ondan önce bugün yine benim için çok özel birinin doğum günü. Evet, bu hafta Çağla'nın doğum günü haftası. Biraz öyle oldu. Azıcık daha kuzey geçti olsaydı, evet. Ki aslında o öyle tabir ediyor. O bana doğum günü hediyesiydi diyor kuzey için, torunu için. O benim hayatımdaki tabii ki herkesin olduğu gibi en değerli insan, en yüce varlık. Bak resmini koyduk. Evet. Annemin doğum günü. Onun için tabii ki kelimeler yetmez. Şair olsam keşke, bir yazar olsam da daha güzel cümleler kurabilsem. Ama tabii ki beni büyüten, bugünlere getiren, her zaman arkamda, yanımda, kalbimde nefesini hissettiğim tek insan. Bundan sonra da inşallah daha nice güzel günleri, duyguları birlikte yaşarız. Onu çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Benim belki de birazcık da olsa iyi bir anne olmamın tek sebebisin. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Biz de ellerinden öpüyoruz. Doğum günü. Duygulandı, duygulandı. Biz de ellerinden öpüyoruz. Doğum günü kutluyoruz annemizin. Ne zaman doğmuşsun kız sen? Ben mi ne zaman doğmuşum? 78. 79. 79 yılında. 2 Ocak. En büyük sensin değil mi? Yok değilim. Berna büyük mü sen? 70'li ablam var. 1,5 yaş büyük. O senden küçük gibi gösteriyor. Öyle biz yaşlandık. Evet. Evet. Ne yapacaksın? Her doğum günü aslında bir... Ne biçim konuşuyor? Anlamadım. Öyle bir konuşayım dedi, konuşalım. Hiçbir şey yapmadım. Her doğum günü bir başlangıç. Neyse programımıza başlayalım. Bugün çok güzel bir konuğumuz var. Güzel derken kendisi çok sempatik. Çok başarılı işler yapıyor. Tabii. Çok sevimli. Enerjisi çok yüksek. Ve biz onu çok çok eskiden tanıyoruz. Nereden tanıdığımızı söyleyeceğiz. Çok eskiden. Neredeyse 10 sene oldu belki de. 10 sene öncesinden tanıyoruz tabii ki. Tabii ki çok samimi değiliz ama çok eskiden beri tanıyoruz ve hep çok gülüyorduk. Çok
acayip böyle enerjisinin yüksek olduğuna inandığım birisi. Stüdyomuza da böyle güzel enerjiler getirecek birisi efendim. Şu anda da TRT 1 ekranlarında Zengin Kız Fakir Oğlan adlı dizide oynuyor. Nurhan'ı canlandırıyor. Aynı zamanda bir Daireler Yarışıyoruz sunuyor. İkisi de reyting rekorları kırıyor. Hiç gecikmeden İnşallah onu davet edelim. İnşallah. İnşallah reyting getirmezse, eğer reyting yapmazsa biliyor musun ne yapacağımı? Bu konuyla ilgili tekrar konuşacağız. Biliyor musun ne yapacağımı? Alkışlar rejiden gelsin. Kusmadan söyle. Ufuk Özkan geliyor. Hayır, demin şimdi arkadaşım programı açtınız. Ben de kulak misafir olmaya çalışıyorum. Arkada bir tane bayan arkadaş var, o bana yardımcı oluyor. Şimdi bir kere annenin doğum günü kutlu olsun. Çok ellerinden öpüyorum. Yaşamanın var. Bundan sonrasını da efendim annenle birlikte böyle denize sıfır bir yaşam diliyorum ama işin tuhaf tarafı şu. Şimdi Alişan da annenin ismini hatırlamadı. Ben de arkadaşa soruyorum. Annesinin ismi ne? Dur şimdi Alişan söyler dedi. Vallahi hatırlamadı. Canlı pardon canlı. Canlı şey. Geç bak. Hayır. Canlı yayın telaşı. Sen benim annenin. Allah veremez canlı yayın. Otur şuraya çabuk. Canlı. Otur. Ağzından tükürük çıktı. Otur. Şuraya otur düşün çabuk. Hayır bir de yıllardır. Kimse söylemeyecek. Öldürürüm. Yıllardır arkadaşsınız. Düşün. Ya. Anamın ismi ne lan? Anamın ismi ne? Lan unuttum ya. Otur şuraya. Vallahi unuttum. Baş harfini söyle bari. Baş harfini söyle. Çağla baş harfini. Eğer baş harfini söylersen ve bilemezsen yemin ediyorum pazartesi yayına başkasıyla çıkarsın. Söyle bakayım. Yok ben başkasıyla çıkarım. Aa. Ayşe. Allah belamet şu an kafamdan uçtu. Korkudan uçtu. Ne? Neydi Allah aşkına ya? Kaç harfli onu söyle bari. Onu söylesene. Ali Rıza Efendi. Vallahi kafamdan uçtu. Beş harfli. Ne diyeceksin? Ali Rıza Efendi'nin değerli Yok, eşi. Yok altı harfli. Altı harfli, beş değil altı harfli. Kur'an çapsın bak kafamdan uçtu. Altı harfli bir kadın ismi Yemin söyle ediyorum. Ağa harfli Ben hep başlayan. Annene teyze diyorum, anne diyorum. Ağa harfli başlayan bir kadın ismi söyle. Ayşe. Buldum. Altı harfli. Ayten. Aa, ne? Buldum. Hayır. Altı harf. Türk televizyonlarında. Evet. Asuman Hanım. Ellerinden öpüyorum. Vallahi billahi heyecanlandım. Oh. Kaç yıldır arkadaşız? Heyecandan unuttum 750 ya. Yıldır Düşün arkadaşız ya. Ama hiç konuşmuyoruz ki hiç böyle bir şey. Anneşeyle mi konuşmuyorsunuz? Denk gelmedik. Annesiyle ben hep konuştuğum zaman telefonda ya anne derim ya teyze derim. O yüzden hiç ismiyle şey yapmadığım için. Beni Allah kahretsin. Ne oldu? Ya o sen kadar nereden açtın o konuyu? Ya, işte ben de arkada dinliyorum. O da diyorum, kibarlıktan. Ne diyor diyorum en azından ben Alişan bilir dediği için. Ya ben nasıl unuttum bilemedim ya. Vallahi billahi. Onun sana onu yapması lazım. Peki dönelim konuğumuza. Hoş geldin diyoruz. Hoş geldin sana. Vallahi. Asuman'cım diye. Asuman teyzeciğim. Böyle gider. Böyle gider. Valla hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel gidiyor programınız. Teşekkür ederim. Her şey dahil. Her gün. Evet. Saat 10.15'te Show TV'de. Vallahi. Sağ ol reklamımızı yaptığın için çok teşekkür ederim. Senin nasıl gidiyor? Neden biliyor musun? Biz senden bahsedecek. Ama bir şey söyleyeceğim. Harbiden öyle. Şimdi ben B vitamini iğneleri vuruluyorum. Sebep? Buradan açıklıyorum. 3 ay falan diye. Hayır. Hayır. B vitamini iğneleri vuruldum. Unutuyorum çünkü. Elimde telefonla 10 dakika evde telefon arıyorum mesela. Artık kafa gidik bir durumda. Hem dizi var hem yarışma var. Hepsini çok severek yapıyorum. O çok başka bir şey. Ama yorucu. Çok yorucu yani. Hani B vitamini hapları alıyordum. En son doktora gittim. Dedim ki her şeyi unutuyorum. Dedi ki iğne vuracağız. Buradan da duyurulur. Hakikaten unutkanlık çekenlere böyle hani arşa değmiş unutkanlık çekenlere bir tane iğne vuruyorlar. Bir ay hop kafa yeri geliyor. Unuttuğun nedir mesela isimler mi işte ne bileyim. Hayatta isim hatırlayamam ki bakma şimdi Asuman kopya çektim işte sağ olsun saz arkadaşları söyledi. Tabii canım ama kim söylediğini söylemeyeceğim. Ben canlı şeyin canlı yayın En az 3 kişi falan dedi. Sen şimdi bana hatırla dedin ya hatırla deyince iyice gitti yani. Varsa da gitti. Korkudan gitti diyor. Abi yorulun. Ben mesela hayatım boyunca son 5 senedir hiçbir arkadaşımı çok yakın arkadaşım bile olsa başka biriyle tanıştırırken bana orada kal geliyor. Alişan diyorum. Hadi birbirinizi tanıştırın. Vitaminini aldın mı? Aldım tamam mı ben hazırım. Çocuğun ismi ne? Eren. Ha iyi tamam. Eren. Tabii canım. Tabii canım. Peki yaptığımız röportaja bir göz atalım. Bakalım. Sonrasında sohbetimiz başlasın mı? Buyurun. Hadi bakalım. Ya aşkım annenle babam beni beğenir mi dersin ha? Ya aşkım ben beğendim yetmez mi? Yetmez mi canım? Yeter tabii de yine de onların da onayını almamız lazım hayatım. Ya. Modern bir Keloğlan masalının baş kahramanı o. Ya yapmayın ya. Yine şaka yapıyorlar bak. Şaka biliyorum bu şaka. Ama yok artık ya. Kendi halinde bir banka memuruyken gönlünü zengin bir güzele kaptırır. Aşk sınıf farkı dinlemez ve zengin kızla fakir oğlanın sevda masalı nikah masasına kadar uzanır. Yaşlanıp ölünceye kadar seninle olmak istiyorum.
biricik. Benimle evlenir misin? Her Şey Dahil'in canlı yayın konuğu Ufuk Özkan'la Zengin Kız Fakir Oğlan'ın setinde buluştuk ve hayatına dair bilinmeyenleri konuştuk. Ben şahsa çok inanıyorum. Kim bilir neler vardır ya, binlerce oyuncu vardır İstanbul'un dışında, Ankara'da, İzmir'de, orada burada müthiş yetenekli oyuncular vardır. Yani mutlaka bu meslekte şans olmalı. Bir oyuncu için yetenek kadar şans da önemlidir diyor ve hayatının dönüm noktası olarak Geniş Aile dizisindeki unutulmaz tiplemesi Cevahir'i gösteriyor. Ben sana gösteririm şimdi mülkün temelini, at kafası! Tabiri caizse ben o işle adam oldum yani, hani o işle adam olduk yani, doğruya doğru. Ama bir tane şans vardı mesela, o da ne? Her zaman söylüyorum bunu, Geniş Aile. This is Sparta! Bugün sen burada geliyorsun, benimle röportaj yapıyorsun ya. Evet. Bu odur işte, anladın mı? Çok şükür. Allah bana öyle bir şans verdi. Hep oynamak istediğim bir roldü zaten. Ufuk Özkan, Cevahir tiplemesinin ardından kısa sürede milyonların tanıdığı ve sevdiği bir isim haline geldi. Ancak şanssızlıklar peşini hiç bırakmadı. Serum şuradayken mesela, kolumun burasında serum varken bu tarafta çekim yaptığımı bilirim mesela. 40 küsür ateşlerle falan. Hiçbir şeyden korkmuyor. Nazardan korktuğu kadar. Başarılı oyuncu kem gözlere karşı bakın nasıl önlem alıyor. Nazara inanır mısın? Çok inanırım abi. Yani çok inanırım. İnanan biri olduğum için de her zaman dua ederim. Bu nazar işleri yani, özellikle bizim sektörde çok fazla vardır yani. Böyle birbirini çekemeyen insanlar çok vardır yani bizim sektörde. Sadece nazara gelmemiş. Başına tatsız bir takım olaylar da gelmiş Ufuk Özkan'ın. Hangi yapım şirketiyle çalışmaman gerektiğini, ne yapmaman gerektiğini çok iyi öğreniyorsun yediğin kazıklardan sonra. Çok iyidir abi, gözünü seveyim. Acısı var mı yani yürekte? Yani az oldu ama kazık çok acıttı, ben sana söyleyeyim yani. İki tane yer var, adını vermeyeceğim ama az oldu ama kazığı sağlam oldu. Zaman zaman haksızlıklara uğradığını belirten ünlü oyuncunun asla çalışmam dediği isimler var oyunculuk camiasında. Peki acaba kim onlar? Çalışmak istemediğim şirketler vardır tabii ki. Çalışmak istemediğim oyuncular var tabii ki. Ama bunların isimlerini tabii ki zikredemem yani. Asla çalışmam dediği oyuncularla ilgili isim vermiyor Ufuk Özkan. Ve Zengin Kız Fakir Oğlan'ın yeni sahneleri için kamera önüne geçiyor. Biz de onu ve bilinmeyen yönlerini oyuncu arkadaşlarına soruyoruz. Acaba Ufuk Özkan'ın en büyük fobisi ne? Bir defasında hakikaten onun için zor anlar oldu, o da hatırlayacaktır. Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal'a göre yükseklik Ufuk Özkan'ın aklını başından alıyor. Binanın yüksek bir terasının çatısında oturması gerekiyor. Daha doğrusu terasın kenarında. Biraz da yükseklik korkusu var zannediyorum. Arkadan bağladılar ama yüzü sapsarı, zar zor o sahneyi bitirdi. Zengin Kız Fakir Oğlan'ın sarpı Mahir İpek'in Ufuk Özkan hakkındaki açıklamaları ise bir hayli çarpıcı. Ufuk'un o sakin, o durgun yapısının altında kocaman bir deli yatıyor. O deliyi de çok fazla göstermez, zaman zaman ortaya çıkarır, sonra tekrar saklar. Muhtemelen size konuk olduğunda da orada kibar böyle çok düzgün birbiri ardına cümleler kıracaktır. Aslında öyle bir insan değildir. Nurhan'cığım yeniyor mu bu? Yok canım, yemez. Tövbe. Ya don niye yensin canım? Allah Allah. Öyle midir? Yani bu sakinin altında yatan bir deli mi var? Bir manyak, psikopat mı? Söyleyeyim sana, açık net söylüyorum. Yani bizim yaptığımız meslek o kadar aslında ekonomik bir meslek ki biz doktora para vermiyoruz. Hepimiz deliyiz aslında normale baktığın zaman. Yani şu anda mesela şu stüdyoyu düşün, alkışlar falan geliyor. Yani terapiye para vermiyoruz ama ben bazen çok kendimi bu taraftan görüyorum. Lan ne yapıyorum falan diyorum kendi kendime. Başka bir karakter oynuyorsunuz, inanıyorsunuz, ağlıyorsunuz, gülüyorsunuz. Halbuki bambaşka bir insansınız. Bu çok büyük bir delilik tabii ki. Yani ama ekran önünde hepimiz biraz deliriyoruz. Mutlaka televizyonda veya kameralarda veya dizide işte rol yaparken vesaire, ama özel hayatınızda da mı öylesiniz mesela? Ya bende şeyler vardır biraz. Ne zaman ne yapacağım belli olmaz. Aslında çok böyle sakinimdir. Ya su 100 derecede kaynar, ben 1 derecede kaynıyorum. Hani Allah Allah. Tipik bir Karadenizliyim aslında. Yani hani durup bir anda böyle saçma sapan şeylere patlayabiliyorum mesela. Ama patlamak şu yani, hani espri olsun, komiklik olsun falan. Mahir'in de bahsetti, bu arada benden az deli değildir.
Hı hı. Ağır delidir, en azından şeydir yani. Hani ben 10 yıldır deliysem, o benden yaşça büyük olduğu için ve sektöre daha erken kıdemli girdiği için kıdemli delidir yani. Emekliliğini falan bekliyor o derece. Böyle bir açıklama yapıyorsa zaten sevgili Mahir İpek. Çok severim kendisini değerli arkadaşım. Buradan selamlar, sevgiler kendisine. Yani işte şey... Yani evdeki durumları biz merak ediyoruz. Abi evdeki durumlar şu. Evde olduğum zaman tabii ki yani... Ya baba olarak da yani Ufuk nasıl bir baba yani sonuçta. Ya şimdi kendi oğlumdan yola çıkarak bakarsak ben kendimi görüyorum. Kendi çocukluğumu görüyorum. Aynı benim gibi. Tek farkımız şöyle. Beni masaya bağlarlardı iple. O derece hiperaktif ya ne da... Ne mutlu? Koç. Ama yükselenimden beraat ediyorum, ikizler. Hani koç gibi değildim asla. Hani koç şeydir ya böyle, totlarını koparır, onu yapar, eder bilmem ne. Erkek için, yani kadın için nasıl aslan biraz böyle... kötü burç mu desem bilmiyorum da. Onun gibi bir şeydir koç aslında. Koç erkeği... Kocam. Çok anlattım. Ha, Emre mi? Koç. Ama şöyle bir şey vardır. Bak şimdi. İyi tarafı şudur. Nasıl değiştiriyor? Hayır, tamam. İyi tarafı şudur harbiden abi. Yani bir şeyi istiyorsa onu mutlaka elde eder. Öyle değil mi Çağla? Öyledir. İşte mutlaka. Öyledir, doğru. Bak işte seni tavlamış. Doğru. Çok mutlu işte eşin, çocuklarınız var falan filan. Doğru. Peki nasıl bir babasın onu söyle. Yani senin çocuğun sana da benziyor ama sen mesela çocuğun o durumunda neler yapıyorsun, nasıl karşılıyorsun veya demişsin ki işte mesela çocuğum okula başladığından beri benim bir ayağım okulda, yani ne bileyim biraz yaramazlıklardan dolayı mı yoksa onunla ilgilenme açısından mı söyledin? Şimdi bir ayağım olamıyor, bir ayağım nazan oluyor, bir kulağım orada oluyor aslında. Çünkü hep haberdar oluyorum durumlardan. Eren bu sene birinci sınıfa başladı. Fakat sınıfta olduğu gün ya da saat sayısıyla sınıfın dışında olduğu gün ve saat sayısı arasında dağlar kadar fark var. Çünkü şunları yapabiliyor mesela çocuk. Sınıftan çıkıyor, servisleri gördüğü zaman bir daha geri gelmiyor ve öğretmenlere gidiyor, servis arabasından onu alıyor. Niye? Eren daha ders bitmedi. Neden? Diyor. Ben diyor yer tutuyorum hocam diyor. Bak ya. Tabii bir saat öncesine gidiyor, yer tutuyorum diyor. Tam bir ulvilik var mı bunda biraz? Abi fena. Hiç. Oraya oturmama. Hocaya diyor ki kafa tutuyor 5,5 yaşında. Sen diyor niye orada oturuyorsun diyor her gün diyor. Bizim diyor her gün yerimizi değiştiriyorsun. Onların sınıfında şimdi çocuklar birbirine çok alışsın diye şöyle bir durum var. Kaynasınlar yani, diye yerleşsin. Yani sürekli her gün, 2 günde bir yanındaki arkadaşının yeri değiştiriliyor. Böyle 20 kişilik bir sınıfta. İşte herkes birbirine kaynaşsın. Amaç o. Ama hocasına takmış durumda. Sen diyor burada oturacaksın, bir günde ben orada oturacağım diyor. Bak ya. Bir gün canı sıkılıyor, kapıdan çıkıyor, gidiyor müdürün odasında çikolatalar yiyor, muhabbet ediyor. Siz devam edin, ben geleceğim diyor. Tuhaf bir çocuk. Peki seni fazla görememekten şikayetçi mi? Çünkü sen şu anda hem dizi çekiyorsun, hem program çekiyorsun. Bak, bayağı hani herhalde haftanın 6 günü falan çalışıyorsun sen 5 yani bir baba olarak onunla neler veriyorsun gelir aslında? Hani böyle yalnız kaldığınız veya beraber vakit geçirdiğiniz dönemlerde neler yapıyorsunuz? Ya ben işte olabildiğince kaliteli geçirmeye çalışıyorum zamanı. Ne yapıyorum? İşte tabii ki çocuk 5,5 yaşından sonra artık babayı örnek almaya başladığı için ben de çok dikkat ediyorum. O zaman kırıntılarını hakikaten çok değerlendirmeye çalışıyorum. İşte ne yapıyoruz? Fix şeyler yapıyoruz. İşte tiyatroya gidiyoruz, çocuk oyunlarına tabii ki. Seviyor mu? Bayılıyor. Ondan sonra işte sinemaya gidiyoruz, işte ne bileyim ben birlikte işte oyun yerleri falan var, işte oralara gidiyoruz. İşte bayramda çok büyük bir planımız vardı, hastalandı, yapamadık, edemedik. Ama şey var, şunu yaşadım bir kere, hüngür hüngür ağladım gecenin bir yarısı. Nazan dedi ki, Ufuk dedi bugün ne oldu biliyor musun, ne oldu dedim. Ya dedi Eren dedi bugün dedi okulda dedi seni ne kadar çok özlediğini söylemiş dedi öğretmenine, tamam mı? Ve ağlamış dedi. Ben babamı göremiyorum. Babam her zaman televizyonda ama benim yanımda değil. Allah'ım benim yıkıldı. Bitti, dünyam başıma yıkıldı. Ya. Bir şey daha var dedi, onu şimdi söylemeyeceğim dedi. Çünkü biliyor beni. Ben böyle ne kadar şey gibi dursam, böyle fit gibi dursam aslında korkunç duygusal bir adamım. Ben hani atıyorum bir yağ reklamının şarkısını bile duyduğumda. Ya reklam abi yani. Ben ağlayabiliyorum. Tuhaf bir adamım yani. Bir tuhaflık var. Evet, evet var işte. Var. Onu kabul ediyoruz zaten. Deli olduğumuzu kabul ediyoruz. Eve geldim. Gecenin bir yarısı 2'de. Dedi söyleyemeyeceğim sen bak. Dedim ne diyorsunuz? Ne oldu ya? Gittim. Dedi ki yastığının altına bak dedi. Yastığının altını şöyle bir kaldırdım. Benim fotoğrafım orada. Allah Allah. Ne demiş biliyor şu musun? Şu anda böğürerek ağlamak istiyorum. Ne demiş biliyor musun Çağla? Ay. Demiş ki annemi babamı göremiyorum. Anne. Genellikle orada hep altında araba olur ya da hikaye kitapları olur. Babamı göremiyorum, babamı özlediğim zaman açıp onu öpüyorum. O zaman birazcık daha az özlüyorum dedi. Sen ağla gecenin bir yarısı, tabii uyandır canım, çocuğu, gel yavrum falan diye. Ay. Bizim yanımızda yatacaksın falan. Acaba taktik mi yaptı o ya? O çünkü öğretmenler falan, pedagoglar şey diyor. Ayıramıyoruz ki. Ha ayıramıyorsun. 5,5 yıldır ayıramıyoruz. Ben de çok zor ayırdım. Ama okula başladığı gün artık mecbur dedik ya, sadece hafta sonları izinli olduğun zamanlar, yani okul tatil olduğu zamanlar bir gün bizde yatabilirsin. Taktik mi yaptı, ne yaptı? Ne onu bileyim? Bir anneden öğrenelim bence. Nerede? Evet. Evet. Bağlandın mı kız? Nazan Hanım nasılsınız? İyiyim Çağlacığım, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler, sağ olun aradığınız için.
Ben teşekkür ederim. Merhaba Alişan, hayırlı uğurlu olsun. Merhaba, merhaba Nazan Hanım. Merhaba. Yani gerçekten çok acayip bir şey anlattı. Siz de anne olarak herhalde perişan olmuşsunuzdur diye düşünüyorum oğlunuzun durumuna. Babasına duyduğu özlem, yaşadıkları. Sizce de rol müydü yoksa gerçekten çok özlüyordur mutlaka ama... Şimdi Ufuk bu şu an yani bu sezon ve geçen sezon da çok yoğundu. Hem dizi hem yarışma programı. Gerçekten çok az zamanı kalıyor Eren'e. Okula da çok fazla. Aslında okulda da Ufuk'u çok görmek istiyor hocaları. Ufuk'la da görüşmek istiyorlar ama şu anda bu tempo bunu gerektiriyor. Yani evet. Her zaman böyle olacak diye bir şey de olmuyor zaten. Evet, 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 evet. Eren de buna büyüdükçe fark edecek babasının mesleğini ve iş temposunu. Onu zamanla anlayacaktır diye düşünüyorum. Bizi tabii çok etkiledi. Resmini yastığının altına koyması, arada o işte babamı özledikçe bakacağım demesi falan çok üzdü bizi. Ondan sonra biraz daha fazla böyle Ufuk onunla vakit geçirmeye çalıştı. Ona biraz böyle bir yendik. Ama tabii çok az görüyor gerçekten yani. O da çok haklı. Siz de özlüyorsunuz mutlaka. Siz de tabii yani gece geldiğinde siz de eminim görüyorsunuzdur yoksa. Evet. Çalışma şimdi saatleri zor. Eren'in uyku saatlerinde olmuyor tabii. Saat 8.30'da yatıyoruz biz. Birlikte işte biraz yatakta vakit geçiyoruz Eren'le. İşte hikaye okuyoruz, sohbet ediyoruz, duamızı ediyoruz. Eren uyuyor, Ufuk geliyor. Mesela 10'da geliyor. Çok şükür Ufuk'un şimdiye kadarki setleri hiçbir zaman sabahlara kadar sürmedi. Biz o konuda çok şanslıyız. Başka şehirlerdeki bir takım diziler bu tip işlere de sıcak bakmadık ailenin birliği açısından, bir arada olması açısından. Hı-hı. Dolayısıyla biz ama aslında Ufuk'la güzel ve yeterince vakit geçiriyoruz. Bazen dışarıya çıkıyoruz, bir kafede oturup sohbet ediyoruz hayatı. Onun Nazan bir şey söyleyeyim mi? Şuna adım kadar eminim şu anda. Tabii doğru şeyler, güzel şeyler söylüyorsun. Bir yandan da aşağıdaki fotoğrafına bakıyor musun? Beğendin mi? Ya çok iğrenç Çağla ya. Ben karımı biliyorum abi. Şu anda sizinle konuşuyor ya bir yandan da fotoğrafa bakıyordur. Güzelsin aşkım. Ya değilim ya gerçekten bir tuhaf çıkıyorum ben Ece'ne. Hayır biz onu dondurduk o yüzden öyle görünüyor. Bak konuşunca daha bir farklı oluyorsun. Ay çok güzel ya. O oynasın. Hep başa alalım o oynasın o. Benim sevgili Oylum Talu programımıza konuk geldikten sonra gelen böyle 50 çift arasında en çok merak ettiğim şey belki de hayatlarına dönüm noktaları hayatındaki en önemli özel günlerden bir tanesi. Size nasıl evlenme teklif etti? Eğer çok çok özel değilse paylaşır mısınız? Böyle çok... Şey oldu, spontane oldu. Yani hani bir anda oldu. Ben de şaşırdım. Ciddiye alıp almama konusunda bile biraz. Yani böyle şaşırdım. Biz ya dedi, biz dedi evlenelim dedi. Yani o aslında bir süredir bunu düşünüyormuş. Ama hani böyle yok işte bir takım organizasyonlar falan dedi. Onlar da benim için hani çok... Hani Ufuk da ben de çok böyle gerçekten çok abartmayı sevmeyiz. Çok doğal ve benim için çok hoş bir andı ama... Çok şaşırdım. Ya biz de evlenelim dedi. Bu bir teklif sayılmıyor gerçi. Nazan temenni. Öyle mi dedim? Öyle mi dedim ben sana? Biz evlenelim dedi. Biz evlenelim mi dedi. Ben öyle hatırlıyorum. Hayatımın kadını olur musun dedim. Ya adam ne demiş? O ilk söyledi. Yani aslında o biraz çıkmaya başladığımız ilk dönemlerde söylediği şeydi. Hayatımın kadını olur musun? İşte böyle. 8 sene olunca böyle oluyor işte. Ondan sonra da adamlara geliyor şey. Ben hayatımın kadını olmak yani çıkmaya başladığınız ilk anda hayatımın kadını olur musun deyince dedim ki yani olmak isterim ama söylemekle. O zaman tabii tanımıyordunuz, çok iyi tanımıyordunuz. Bir anda hani yalan söylüyor falan gibi hissettiniz herhalde tavlamak için evet, falan. Evet yani tabii ki ama yani söylemekle yaşamak çok başka şeyler. Daha çok yolun başındaydık. Böyle oldu yani hani çok böyle Ufuk Bey'e soralım. Gerçekten onu ettiğinde böyle düşünerek mi ettin yoksa hani dedin ki tam benim evleneceğim tipte bir insan, tam benim evleneceğim karakterde biri, ben evleneceğim bu kadınla dedim mi? Vallahi çok basit, çok gerçek bir şey anlatayım. Bekardım ve bir ilişki daha yaşamak asla ve hatta istemiyordum. Öncesini hiç sormayın. Asla ve hatta dediğimde yine büyük konuşmamam gerektiğini öğrendim. Nazan'ı gördüğüm andan itibaren korkunç büyük bir aşk. Ve 8 ay içerisinde söz, nişan, düğün bitti. En güzeli. En güzeli. 8 sene oldu. Oğlumuzla beraber. İnşallah bir de bir kardeş şimdi. Düşünüyor musunuz? Tabii. Düşünüyor musunuz Nazan Hanım? Kardeş. Valla... Size sormak lazım. Ben yani...
düşünüyoruz, böyle bir düşünüyoruz, bir korkuyoruz, bir vazgeçiyoruz, bir karar veriyoruz. Ne diyorsun? Tavsiye ediyor musun? Ya peki ben %100 tavsiye ediyorum. Kendimiz için değil aslında, tamamen bir kardeşi olsun ileride. Kafasıyla yaptık biz de, çok isteyerek, çok istedik bir kardeşi olsun. Allah'a şükürler olsun, bize bağışladı. Mutlaka tavsiye ediyorum ama tabii ki çok zorlukları da var. Yani iki kardeş. Bu yoğunlukta bir bebek olursa ismi Set olsun. Set. Hayata Set kursun. Set kursun hayata. Adam habire setlerde. Bir televizyon program setinde, bir tiyatro seti. Tiyatro yok gerçi artık. Şimdi yok tabii. Ona artık vakit yok. İşte 13-14 sene falan tiyatro yaptım. Şimdi 3 senedir yapamıyorum. Çünkü bir tiyatronun var olabilmesi için çok iyi bildiğiniz gibi turneler yapması lazım. Eğer yerleşik bir şey, şehir tiyatrosu ya da devlet tiyatrosu değilsen mutlaka turne yapman lazım. O turnelerde Yeter artık. Tamam neyse, dur korkunç. Eşiniz hatta. Ona söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bir şey soracağım önce. Eşinize bir şey sormak istiyorum. Zengin Kız Fakir Oğlan'da canlandırdığı karakter. Ben çünkü izliyorum. Tekrarları da oluyor. Tekrarını da izliyorum. Hakikaten bu kadar... Hani ne diyeyim, şeye bir tip olamaz yani. Sakar mı diyeyim, saf mı diyeyim, salak, şanssız mı diyeyim. Böyle biri olsaydı o dizideki kız sevgisinden katlanıyor ama kesinlikle katlanamazdınız değil mi? Tabii ki, elbette. Tabii yani, ki. Yani. Ya Nazan böyle çok detaylara çok dikkat eder. Mesela Babam ve Oğlum filmine gitmiştik biz. Çağan Irmak'ın. O zaman da sözlü müydük, nişanlı mıydık onu çok net hatırlamıyorum ama. Ben mesela film başladı... Filmin ortasından sonuna kadar hüngür hüngür ağlıyorum. O zaman da şey demiş Nazan kafasında. Sonra yıllar sonra bana bunu söylüyor. Ya diyor, ben diyor bu adamla evleneyim mi evlenmeyeyim mi? Nasıl ya diyor. Kadın gibi sürekli ağlıyor. Onu demiştim bana. Hakikaten öyle. Ay, şimdi, yani ben bir erkeğin bu kadar rahat ağladığına ilk kez tanık olduğum için çok şaşırmıştım. Doğru, öyle bir erkekler rahat. Ağlamaz durumu vardır ama bence çok güzel bir şey bu ya. Bence de çok güzel bir şey bu ama... kadar rahat. Evet, evet. Kesinlikle. Kesinlikle güzel ama ben kendim o kadar sıkmıştım ağlamamak için o filmde ve o kadar rahat ağlıyordu ki. Sadece ve bir yandan popcorn yiyip ağlıyorum ama yani. Evet, çok güzel. Nazan Hanım. Sadece çok şaşırmıştım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Akşam ne yapayım? Bence o söylemişsin, sen söyle bir şey şimdi. Vallahi aşkım 8 yıldır hayatımın kadınısın. Oğlumun anasısın. Evimin her şeyisin, hayatımın her şeyisin. Yok, gün aydınlaştık en azından. Değil mi? Ben de canım, evet. Seni bir de biz çaldık sizden her bu konu, kusura bakmayın. Her zaman arkandayım. Seni seviyorum. Bir şey söyleyeceğim sana. Akşama o dünkü yaptığın barbunyadan kalsın. Bir tabakta olsa. Çok güzel çünkü. Tamam mı? Tamam. Kolay gelsin. Öpüyorum seni. Bay bay. Kendine iyi bak. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de size ömür boyu mutluluklar diliyoruz inşallah. Hep böyle geçsin. Amin inşallah. Herkesin ya. Çok zor çünkü. Vallahi hani şu. Peki bir de şöyle bir başa saralım. Biz seni çok eski tanıyoruz dedik. Biz yaklaşık bundan herhalde 10 sene falan, 9-10 sene oldu. Evet, oldu. Beyoğlu'nda sizin bir tiyatronuz vardı. Tiyatro Kılçık. Tiyatro Kılçık. Bizim halamız oradaydı, Şeyla Halis. Şimdi beraber yine Zengin Kızı. Aynı diziler, yine beraberler orada. Ve orada ben izlerken demiştim ki... Çok keyif aldım. Ben izlerken demiştim ki Çağla'ya işte ve Melek abla'ya, eğer dedim bu ekibi hangi yapımcı kaparsa bu ekip uçar gider, yapımcı da uçurur gider dedim. Bir ay sonra veya iki ay sonra siz zaten Emret Komutanıma başladınız. Emret Komutanıma neredeyse komple ekip. Tabii tabii. Ve kimler yoktu o ekipte? Şeyla Halis vardı, Demet Evgar vardı, efendime söyleyeyim. Orçun Kaptan vardı, işte Şeyla, ben, Cenk, Sinan Çalışkanoğlu. Evet, evet. Müthiş bir ekipti. Biz kendimizin yani konservatuar sonrasında... Ve nasıl komikti? Nasıl interaktif de bir oyundu. Evet, ya. Yani her oyunu başka türlü oynuyorduk. Ve biz o yüzden 5 kere falan gelmiştik. Çünkü hepsine farklı şeylere gidiyorduk yani. Ama çok büyük şeyler kattı mesela bana o. Yani seyirciyle oynamayı. Mesela şimdi yarışma programı çekiyorum mesela. Yarışma programında seyirciyle de oynuyorum. Onları da yarıştırıyorum aynı zamanda. Oradaki konuklar, misafirlerin dışında da. Hani tiyatro yaptım sonra, hani tiyatro Kılçığı kuranlardan biriyim. 7 sene sonra ayrıldım. İtalyan sahnede, yani büyük sahnede, salonda oyun oynamaya başladım. Komedi oyunları oynadım yine. O timingi, matematiği falan, her şeyi o sahnede, o Kılçık döneminde. Çok başkadır yani. Başlangıç temel orasıdır. Yani çok sağlamdır. Yarışma sunmak da çok keyifliydi. Biz de hatırlıyorsun senden önce aile boyu formatında evet. Çekmiştik Emre'yle. Ve gerçekten ben mesela orada çok şey öğrendim. Çok deneyim kazandığımı düşünüyorum. Biz Nazan'la beraber kahvaltı yapardık. Mesela sizi izlerdik her gün. Evet.
Ondan sonra güzel, bir de sen bir taraf tutuyordun. Evet, Emre başka bir taraf tutuyordu tabii, falan. Orada çok güzel bir çatışma vardı. Yaratıyordunuz. Hatta hamileyken bile sen ya diyordum Allah korusun diyordum yani. 8 aya kadar çalıştım. He, oraya buraya koşturup birinin saçını başını çekiyordun. Söyleyemezsen falan diye. Ya diyordum kadın düşürecek bir şey olacak Allah korusun yani. Ama artık sonlara doğru doğuracağım artık. Hadi suyum gelecek az kaldı. Hadi cevap verin muhabbette kadar gelmişti. 8 ay sonunda bitirdik artık doğuracaktım yani neredeyse. Sonra da işte bize nasip oldu. Sonra da seniz çok güzel. Çok keyifli. Ben de izliyorum arada. Güzel de gidiyor. 200... çok size böyle yakışır bir program. Sizin karakterinizle evet, o enerjinizi yansıtabileceğiniz bir program. Eyvallah oldu. Sağ ol. 240 bu hafta 245'i bitireceğiz. Maşallah. Evet. Maşallah. Hayır, oradan şeye gelmek istiyorum. Oradan sonra Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştınız. Hı-hı. Öyle evet. Diyebiliriz zamanın ve hala da öyle. Birol Güven'le şu an çok başarılı bir iş gidiyor. Demişsin ki röportajda bazı yapımcılarla çalışmam. Hı-hı. Yani herhangi bir şey mi oldu aranızda yaşadığın? Çünkü senin şu ana kadar yaptığın bütün her şey çok güzeldi. Bizim bilmediğimiz şeyler mi oldu yoksa? Çok güzel giderken bile bir sürü şeyler olabiliyor. Yani şöyle ki ben asla hiçbir yapımcımla şöyle bir sorun yaşamadım yani. Atıyorum birbirimize bağırmak, trip yapmak. Hep başka şeyler, başka... Ya çok yeniydik tabii ki de yine de ben bu işin ahlaki yanı beni çok ilgilendiriyor. Ben mesela verilen sözlerin tutulmaması, ondan sonra atıyorum bazı işler tuttuğunda başlarken başka ondan sonra başka olmasına katlanamıyorum. Artık çok daha başka bir şey var. Tabii o günler çok geride kaldı ama en azından yeni başlayanlar için, bu mesleğe yeni başlayanlar için ben de 4 ay sonra 39 yaşına gireceğim. Hani beni de bir abiler olarak kabul etsinler. Ne olursa olsun bir şeye imza atarken şeyi koyun abi. Yani arkadaş 13 bölümden sonra bu iş şöyle olursa şöyle olsun. Şöyle olursa böyle. Biz direkt güvendik, attık, ettik bilmem ne ve alamadık. Hmm. Yani bir yapım şirketi vardır. Hayatta adını söylemem ama yani kime söylesem herkes aynı şeyi söyler. Atıyorum işte 40 alacaksan, alacağın varsa içeride ve çok zor durumdaysan sana şunu yaptı. Herkese daha doğrusu yönetmene dahil de şunu yaptı. Sana 40 yerine 8 verelim ama gel imza at. Bunu aldığına dair ve devamını talep etmeyeceğine dair. Evet. Biz de yaşadık öyle şeyleri. Evet. İnanılmaz yani. Biz hala alacaklıyız. Var, öyle bir iki tane şirket var. Alacağım yani, var. Çok zor ya. Ben de o yüzden de kendime böyle bir prensip geliştirdim. Ne olursa olsun her başladığım işte. Kimseye diyorum yani yanlış anlamayın her zaman ukalalıkla özgüveni birbirinden ayırırım. Ama ben zamanında böyle hani sordular kazık yediniz mi daha önce? Dedim ki yani az kazık yedim ama hani sağlam yedim yani. Yani unutma tetanoz yani anladın mı? O yüzden o şirketlerle çalışmam. Peki. Anladım. Rahmetli babam ortanca kardeşim de bizi tek vücut halinde hastaneye götürmüş. Dişim kardeşimin başına girmiş şekilde. Ne demek o? Siz dişi geliyorsunuz. Evet. Bu diş aslında maazallah kardeşim. Bu diş başka bir şey. Bunun altında şöyle yarım bir diş vardır. Bu takma bir diştir ama başka bir şey. Adını şimdi hatırlamıyorum. Tabii çok implant. Evet, implant. Biz korkunç yaramazdık yani. Ya o derece yani kardeşim halıları yakıyordu. Ben duvarlardan atlıyordum. Ay iki oğlum var şu anda biraz tedirgin olmaya. Ya evet böyle kibritlerle falan oynamak ortanca kardeşimin en büyük olayı. Bu Almanya'da olan bir şey. Almanya'da tabii ki. Ben çizgi film izliyorum. Kaç yaş vardı aranızda? 3 yaş var aramızda. Anne. O içeride halı yakıyor. Ben etraf dumanlar içerisinde. Evi yakıyorlar değil mi? Hiçbir şey görmüyoruz. İtfaiye geliyor camdan içeri. Falan. O derece yani. Ben çizgi film izliyorum farkında değilim. Ve biz bu hadise de şeydir yani. Yani artık ne yapacağımızı şaşırıp birbirimize saldırmaya başladık. Yani oyuncak bitti, oyun bitti ne yapacağız? Vav diye birbirimize saldırdık. Ve benim şu dişim kardeşimin şurasında kaldı. Bu Allah. Şekilde çıkmaya çalışıyorum, çıkamıyorum. Ya ağlıyoruz ya. Bilmem ne. Babamı düşünsene abi, empati kur ya. Ya bu nasıl bir rezilliktir ya? Bu nasıl bir yaramazlıktır? Kime ne anlatabilirsin ki? Çocuklarım ay, kilitlendi, buyur. Yani hani... Ay Allah'ım yarabbim ya. Su dökün. Tabii su dökün. Neyse şimdi oralara girme. Bir şey diyeceğim. Gittik hastaneye bizi kurtardılar. Hakikaten böyle saplandı ve kaldı mı orada? Saplandı abi. Çıkamadın. Kırarak aldılar. Yarısı orada kaldı. Diktiler 12 dikiş. O diş orada mı? Yarısı tabii ki çıkarttılar orada kalmadı. Baba abiden bir hatıra olarak tabii ki kalmadı. Buna da şey taktılar implant. Yani
korkunç rahmetli babamı ve annemi çok yorduk ya harbiden yani. Babanız Allah ne zaman rahmet kaybetti? Allah babam 2007 yılında vefat etti. 5 sene oldu. Geçen gün gittik Eren'le. Ay Eren çok ilginç. Tabii bir şey anlatmak zorundasın. Çocuk da geliyor. Neresi burası? Dedik ki deden yatıyor. Kaldırın dedi. Ya. Dedim ki oğlum dedim yani deden çok uyuyor. Artık yani çünkü hani şeyi biliyor. Hayatın bir sonu olduğunu biliyor. Hı. Ama ondan sonrasını ne o soruyor ne biz devam ediyoruz anlatmaya. Yani bir Allah inancı tabii ki dualarımız falan bunların hepsi var. Allah nerede diyoruz? Her yerde diyor. Diyoruz ki onu Allah baba aldı diyoruz. Ondan sonra onu dinlendiriyor, uyuyor. Çok yoruldu, çok yaşlandı çünkü diyorum. Sonra biz su dökmeye başladık tabii ki babamın mezarının üzerine. Dedi ki baba dedi, dedem dedi şimdi dedi su mu içiyor dedi. Evet dedim su içiyor dedi. Dedi ağzı ne tarafta? Allah'ım sorular. Ondan sonra benim gözlerim doluyor. Bilmem ne. Fotoğraflarını çektik. Ya babam benim mesela bugün burada sizinle mesela röportaj yapmamam, röportaj nereden çıktı? Programa gelmeme, konuk olmama sebeptir. Ya da işte sette gelen röportaj. Her şeye sebep olan adam aslında odur. Her şeyin başlangıcı odur. Ben çok yaramaz, çok çok çalışkan bir öğrenciydim üniversiteden önce de lisede. Felakettim. Şöyle başladım ben ilk ortaokula... İstanbul'a, Samsun'a geldim. Orta ikinci sınıftan başlamam gerekiyor. Fakat Almancam sıfır. Seviye tespit sınavı yapacaklar. Ben Cinaliler çizip veriyorum. Almanca neden sıfır? Almanca o zaman süper de Türkçe sıfır. Tabii, yanlış söyledin o yüzden dedim. Niye tabii. Almanca süper, Türkçe sıfır. Konuşuyorum ben. Ama arada onlarca Almanca kelime yerleştiriyorum. Dediler ki mülakat yapalım bu çocuğu ne yapacağız biz? Kusur söylüyor, anlıyorum. Ama cevap verirken... Bir sürü Almanca kelime koyuyorum. Ortaya 2'den başlamam gerekiyor. 5. sınıftan başladım. Eyvah. 2 sene oradan kaybettim. Almanya'da 1. sınıfta kaldım. Üniversiteye 2 sene geç girdim falan. Neyse sınıfa girdim. Vallahi hayattaysa hala mualla öğretmenim, ilkokul öğretmenim onu hiç unutamıyorum. Çok güzel dayaklar yedim ondan mesela. Ha gerekli miydi? Hani bugünkü şartlara bakılırsan tabii ki yani. Gerekli miydi? Hani çocuğa bırakın. Dayak şey, derken şey mi? Ya onlar var, şunlar var, şunlar var. Abi şunlar şu var. Ya, şu. O favori var ya o favori. O korkunç bir şey. O var ben ve de, okula girerken saçları kesmeler var. Abu Zer Hoca diye bir hoca vardır. O da o makasıyla ünlüydü. Ben girdim sınıfa. 3. dakikada kafamda cetvel kırmıştı. Ya çünkü yerimde durmuyorum. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum falan. Ve sonra ben bir anda okula dönmeye başladım yani. İlkokulu bitirdim babamın sayesinde. Yoksa bitiremezdim yani. Sonra korkunç çalışkan bir öğrenci olmaya başladım. Hayatımın en uzun yazıydı. Türkçe ders aldım özel. Felaket bir öğrencilik dönemi, ortaokul, lise, takdirler, okul dereceleri, bilgi takımı, kaptanlığı, odur budur falan. Aile benden şey bekliyor yani hani hukuk, uluslararası ilişkiler falan ve o sırada hayatıma tiyatro girdi. Yani girmesinin tek sebebi de şu. İyi ki girmiş. Hani sosyalleşmem gerekiyor, adapte olmam gerekiyor insanlara karşı. Çünkü uyum sağlayamıyorum kimseyle yani ben Almanya'dan geldim mesela vampircilik diye bir oyun icat ettim mesela. Normalde insanlar misket oynuyorlardı, ne bileyim ben taş atıyorduk, telli arabalar kullanıyorduk falan. Böyle vampirleşip böyle 10 kişi, 20 kişi sokak sokak kaçıyorduk mesela. Seni yakalıyorum, ısırıyorum, sen de vampir oluyorsun falan filan. Böyle saçma sapan kafam sürekli çalışıyordu ve artık dediler ki yani bunu biz bir yere yazdıralım da bir çocuk bir uyum sağlasın, bir adapte olsun yani. Konservatuara girdim, tabii fix bir şeydir bu. Samsun Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü, şu tozu yutuyorsun bitiyor. Hiç unutmuyorum. Müşfik Kenter gelmişti rahmetli büyük üstad, Allah rahmet eylesin, oyununu izlemiştik. Böyle ellerim parçalanmıştı, indik Samsun'da kulisine, başım okşadı, dedi ki büyüyünce ne olmak istiyorsun evladım dedi. O gün karar vermiştim ama, sizin gibi alkışlanmak istiyorum demiştim. Seneler sonra onun Allah olmasa da ablasının yani Yıldız Kenter'in öğrencisi oldum. Ne büyük şans. Çok büyük şans. Buradan hocamın da ellerinden öpüyorum. Nereden buraya geldik bilmiyorum. Ne neyse, çok konuştun baştan ya. Peki ya, bir de evet. Annem de merak ediyorum. Annen. Annem hemen anlatayım sana. Şimdi anlayacaksın. Atıyorum şimdi misafirsiniz şimdi. Ya o Mehmet'in de şeyi oğlu. Ay kıyamam. Hani hiç ne babadan gördü ne anneden gördü. Öyle oldu böyle. Aa Kızılcık Ağacı değil mi bu kız? Yandı değil mi? Annem bu. Ay ya çok şey. Ne zaman gerçek ne zaman normal hiç anlamazsın. Aa, benim annem. Bak annem. Al ellerinden öperim. Bütün hakikaten annenin de doğum günü kutlu olsun. Cennetin kapıları harika. Neydi ismi söyle. Saniye.
Saniyesinde değişiyor saniye. Öyle bir kadın. Ya dilenciden para üstü aldı ya. Ne? Ne? Dilenciden para şaka üstü. Şaka yapıyorsun. Tabii. Nasıl ya? Bir dakika. Bayağı ben ciddi söylüyorum. Hayır, tam madeni parası yoktu. İşte 5 lira verdi ama dedi ki birini sen al, dördünü bana ver dedi. Ay, ve ben o sırada dizide az buçuk da tanınıyorum hani. Emret komutanımlar bilmem neler falan filan. Ve kaçtım gittim. Annemin ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Ben biraz anneyi çektim yani. Biraz anneden gelme bende biraz bazı şeyler. Bak çok güzel ama dilenci 5 lira verip 4 lira. Bu şey Ulvi karakterinde vardı bu. Ya Ulvi o söylenen şey. Bazı laflar var. Sen hatırlar mısın geniş ailede? Söylediği Ufuk'un laflar artık böyle şey olmuştu. Fenomen olmuştu. Evet. Abi bize her gün sete insanlar gelirdi A4 kağıtları da. Şunları da kullanın, şunları da kullanın. Sevgili yazarımız Cüneyt İnay sağ olsun. Hep kendi yazdı etti. Bizim de arada sırada işte eklemelerimiz vardı. Mesela bu para üstü muhabbetini mesela ben annemden arakladım ve dizide kullandım. Şey dedim. Dilenciden para üstü isteyen Ulvi. He. Ondan sonra çok güldüğüm şeyler vardı mesela hala hazırda hatırlarım yani. Cuma namazına. Cuma namazı kalabalık olur diye cumartesi kılan Ulvi. Papaza süphaneke okuyup aforoz olan Ulvi. Havaalanına hava almaya giden Ulvi. Ondan sonra bilgisayarın penceresini açık bırakıp üşüten Ulvi. Falan böyle. Ay, neler neler ya. Müthiş bir işti. 108 bölüm sürdü. Vallahi. Senin bir böyle bir... şeydi Emret Komutanım'da da iyiydi ama orada tabii ki çok kalabalıktı. Kalabalık, hani tabii. Orası şeydi ama bu sivrildiğin şey geniş aileydi. Tabii ki öyleydi. Hatta 13 bölüm olarak başladık. Ben o zamanlar Benim Annem Bir Melek diye bir dizide oynuyorum. Sevgili Oya Başar, Oya ablanın başrolünde oynadığı BKM'nin bir dizisiydi. Ha, evet o dizide oynuyor. Ben işte o dizide... Ali Sunal'la birlikte. Evet Ali ile beraber. O zamanlar diziye biz başladığımızda benim işim 2 dakika 3 dakika sürüyordu ama sonra... Giderek büyümeye başladı ve geldiğim son nokta şuydu. Ben artık o apartmana taşınmıştım, evlenmiştim. Gelen senaryonun yarısında vardım. Yani benim işim bir anda 2 güne, 3 güne falan çıkmaya başladı. Yaz tatili oldu. Biraz uzun bir tatil olacaktı. 3 aylık bir tatil olacaktı. Yaz projesiydi bu aslında. İç yapımların yaz projesiydi. Böyle bir rol geldi. Okudum. Ve yemin ediyorum size herkesin hayatında mutlaka bu vardır. Olmuştur. Hayalini kurduğum bir rol vardır. Ne güzel. Neyi oynamak istersin diye sordukları zaman ne olduğunu yani adının ne olduğunu bilmezsin ama nasıl bir şey olduğunu mutlaka bilirsin. Biri senin için yazmıştır ve onunla yemin geldiğinde. Yemin ediyorum sana. Yani, işte bu dersin. İnanamadım. Yani, gördüğüm süper. Anda inanamadım. Çok istedim. Bak bir karımı çok istedim evlenmek için. Bir de geniş ailedeki Cevahir'i oynamayı çok istedim. Harika. Aynı bir de bir alo dersen. Yani. Kim? Aileden biri var. Bakalım sana yazacağım. Biz istersek. Beni de al yanına Ufuk. Beni de al yanına. Beni de al. Ben başrolde oynarım. Ana Sebahat teyze. Evet. Bak niye bağlandı biliyor musunuz? Adım kadar eminim. Diyor ki şimdi şunu söyleyecek. Oğlum diyecek. Benim sayemde sen tiyatroya başladın diyecek. Sağ ol. Teşekkür ederim. Anlat Sebahat teyze. Vallahi öyle mi gerçekten? Anlat. Vallahi yıllardır. Anlat dinliyoruz Sebahat teyze. Aynen öyle. Biliyorum. Sizi yani göre göre. Sizi taklit edelim mi yoksa girdi bu işe? Bana bak Ufuk, seni gördüm sevindim orada Alişan'la, Çağla'yla isimleri ben biliyorsun tutamam ya kafada. Bana bazen Mustafa der, çamaşır der. Aynen öyle, herkese. Torunuma sorayım oğlum senin adın ne diyorum. Emir diyor, İngilizce konuşuyor ya. Evet. sor bakayım sen o tiyatroya seni kim kaydettirmiş? Tabii baban ki sen. Baban mı ben mi? Tabii ki sen. Bak. Ya en azından ben babama Almanya'da o fikri iken, veren o Almanya'dayken ben 1 yıl önce kaydettirdim. Peki harikasın. neden böyle bir şey yaptınız? O şeyi mi gördünüz Ufuk'ta? Ya ben onun zaten tiyatrocu olduğunu doğuşundan biliyorum. Ben eski kadınım. Doğumundan biliyorum. Ben dedim ki onu ben bir tiple doğdum ya. Yazdırayım. Tiyatroya yazayım. Kızım da Türk halk müziği bağlama çalıyordu. Alişan bilir. Göztepe'ye gelmişti hatta Alişan'ın yüzünden. Müziği bıraktı. Benim yüzümden. Aa, neden Sebahat teyze? Alişan bilir. Ne demek? Biraz nasihat vermiş sağ olsun. Ben mi nasihat? Ne demişim? Bırak mı demişim? Alişan ne yaptı seni? Boş ver sen işine bak demişsin işte. Boş ver girme bu aleme demişsin. Girme bu aleme. Vallahi. Tamam, çok teşekkür ederim. Ha, iyi yapmışsam tamam. İyi yapmışsam ne mutlu bana. Tabii ki iyi yaptın canım. Tamam peki. Biz sadece müzik hocası olsun istemiştik. Başka bir şey değildi. Neyse Ufuk'la gidip geliyordu. Ufuk bir gece bırakmış kaçmış onu tiyatroda. Sebahat abla çabuk kalk stüdyoya geliyorsun şu anda. Efendim? Neredesin yakın mısın? Stüdyoya bekliyoruz gelin. Evet ben Bostancı Küçükyalı'da oturuyorum kızım. Diyaliz hastasıyım oraya gelmek için.
Ya Sebat teyze bak ya. Sebat teyzem var ya, fenadır ya. Valla erkek Fatma'dır ya. Sebat teyze birdir. Ya Sebat teyze nasıl anladın onu? Doğumunda anladın diyorsun onun tiyatrocu olacağını. Nasıl anladın? Ne yapıyordun oğlum, anladın yani? Normal doğumluydu. Ben normal doğmadım biliyorsun. Bu sinemaya düştüğü ana kadar benim evimdeydi. Benim içimdeydi. Benimle büyüdü onlar. Ya biraz aç gözdür. Gece uyurken bile benim kuru ekmeğimi alıp öyle giderlerdi. Uyurken ekmeğimi ver teyze derdi. Hem Ufuk hem Alper. Ya sen o kadar bak, sen o kadar buradaki ışığı gör, git kaydet. Sen teyzen bağlanmasa bir kelime etmeyecektin teyzen hakkında. Hayatta etmez. Bak. Aşk olsun. Ben bunları her zaman söylüyorum ama onları kesiyorlar şeylerde teyze. Bugün mesela de kesmiyorlardı. Bugün ben vardım, duydum, kalktım. Oku. Bugün canlı diyor. Bugün canlı yayında. Canlı yayında anlat hadi. He teyze. He. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Söylemeyeceğim. Bayramda geldiğin için benim sen gene Gözde yeğenimsin. Hepimiz seni çok seviyoruz. Sen biliyorsun onu. Allah razı olsun. İnşallah çok çok daha istediğin yerlere gelirsin dürüst olarak. Benim nasihatimi tutarak gelirsin inşallah. Neydi nasihat teyzeciğim? O biliyor. Ama biz de bilelim. Biz yani. De bilelim. O biliyor yani. Sadece işiyle evi olsun istiyorum. İşi ve evi. Aynen öyle. İşi ve evi olsun istiyorum. Tabii. Hayatını yaşadı yaşayacağı kadar. Bundan sonra bir oğlu var mis gibi. Allah gene verecek inşallah. Bak Çağlaşık elinde ne güzel iki oğlu var. Allah mutluluklarını bulmasın. Alişan'a da inşallah şöyle cici mici güzel, ömür boyu kahrını çekebilecek bir kız nasip etsin. Sebat teyze. Kahrını. Sebat teyze bana kahrını bulsan çekebilecek. Sen bulursun bulur. Bulur, vallahi bulur. Bulur musunuz Alişan'a bir tane şöyle güzel elinizi düzgün kahrını çekecek biri? Var onun, bana mı soracak? Olsun sen hani sen o şeyi görüyorsun ya ileride hani benim benim için olabilecek biri mi işte ev hanımı olacak mı benim işte kahrımı çekecek mi sen onu bilirsin. Alişan sen Ufuk'a sor ben eskiden en az 30 yuva kurtarmış bir kadınım nasıl kurtarmışım? Nasıl kurtardın? Ya şimdi şu su bardağı ya bunun içinde su var. Evet. Buraya bakıyor. Ve anlatıyor her şeyi. Aa. Tabii küçükken yıldırım mı çarpmıştı seni teyze? Ne olmuştu? Ya. Yıldırım seni çarptı. Yıldırım. Neydi ya o? Şimşek mi çakmıştı? Bir şey olmuştu ondan sonra bir... sonra hacı oldu da... Değil mi? Umre'ye gittiler rahmetli eniştemle beraber. Sonra tövbe ettiler. Çarpılmışım hani Çin şehrinde. Nerede çarpıldınız? Gazze şeridi mi? Köylerde. Köye gitmiştim. Orada çocuktum. Evet. Çinler beni biraz sevdiler. Ne? Çinler beni sevmişlerdi. Ne? Şirinler diyor. Sevdiler diyor. Ona şirinler diyor işte. Şirinler beni sevdiler. Neyse onlar. Ha, onlara? Onlar gelmişler. İşte. Ya Sebat teyze Allah aşkına bir gün gel buraya ya. İnşallah. İnşallah. Ama bıraktın ama sulara bakmıyorsun. Efendim teyzeciğim? Bizde hikaye roman roman. Suya bakıyor musunuz hala? Yok hacı oldum ya bıraktım. Ha hacıdan. Ama görür rüyalarında mesela. Arası yapıyordum yani Allah biliyor. Teyzeciğim ellerinizden öpüyoruz. Ya. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki aradınız. Harikaydınız. İyi ki aradınız. Ben teyzeciğim öpüyorum. Murat da burada. Ufuk selamı var. Öpüyor seni. Herkese selamlar sevgiler. Teyze bak en sonunda canlı yayında açıkladık. Gerçek bu. Gazetelerden, dergilerden değil. Evet Sebat teyzem sayesinde ben... Aslında bu işe bulaştım. Harika. Sonra da babam gitti beni kaydettirdi tabii ki. Harika. Beraber aldık götürdük. Evet. Kaydettirdik. Hatta görmeden kaydettirmiştim. Ön kaydı yaptırmıştım. Adamlar ya Sebat Hanım olur mu görmeden? Ya Allah aşkına siz kaydedin. Kayıt vakti geçiyordu çünkü. Harikasın. İyi ki bağlandın. Ay, çok ben sizi fazla meşgul etmiyorum. Estağfurullah. Ufuk ve hepinizi çok seviyorum. Hepinize üstün başarılar. Yuvalarında olanların ömür boyu yuvaları sürsün istiyorum. İnşallah biz seni tutmayalım Sebat teyzeciğim. Öpüyoruz seni. Hadi görüşürüz teyzeciğim. Görüşürüz seni. İyi ki aradın. Selamlar sevgiler. Hopla aile bomba ya. Ya harika ya. Abi erkek Fatma'dır ya. Almanya'dan Türkiye'ye geliyoruz. Senelerce düşün kaç bin kilometre yol. En başta o giderdi. Diyaliz makinesine bağlı. Evde kendisi bağlıyor çıkartıyor. Yalova'ya gidiyor tarla alıyor. Orada çapayla bilmem neler yapıyor. Harika bir kadın. O diyaliz makinesi Almanyalara gidiyor. Geliyor. İnanılmaz Allah başımızdan eksik etmesin ya. Fena bir kadındır amin, yani. Amin. Allah uzun ömürler versin. Kalkıyor mu? Şimdi Ufuk. Çok sağ olun. Bir konumuz. Aramızda sıra yok. Bir konumuz daha var. Bir konumuz daha var. Senin de sormak istediğin şeyler olur. Mutlaka. Bugüncüm sen otur. Oturuyorum.
Biliyorsun Sercuma olduğu gibi bu cumada sayın hocamız Profesör Doktor Muhammed Nurdan hocamız gelecek ve bize güzel ve faydalı bilgiler verecek. Hiç vakit kaybetmeden evet, onu davet edelim. Profesör Doktor Muhammed Nurdan hocamız geliyor efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederim ben de size. Nasılsınız hocam? Buyurun. Çok sizin koltuğunuz orası. Siz gelince oraya. İnşallah. Buyurun. Tabii, ben de şöyle gideyim. Allah. Evet efendim. Hocam ya yeri gelmişken direkt bir şey soruyla girebilir miyiz? Buyurun. Ufuk mesela teyzesi dedi ya işte suya bakıyor her şeyi söylüyor işte öyle yapıyor böyle yapıyor. İşte böyle bir şey mesela. Böyle bir şey var mı hocam böyle ya? Böyle bir şey dinimizde var mı? Yoksa hayır. Tamamen hislerimiz mi yani bu hayır, aslında? Hayır. Tamamen insanın yanılgısıdır. Bu tip işte sudan gaybi işaretler çıkardığını iddia eden insanlar da insanların bu yanılgısından istifade ederek kendilerine bir meslek alanı açmış durumdadırlar ve insanlık için hiçbir hayırlı bir katkısı görülmemiştir. Yani kahve falı da aynı şekilde mi? Tabii ki yani evet, buna evet. İnanmak başka bir durum ama yani mesela aldık ettik baktık işte sana yol var sana para var işte çok şanslı yok göz var falan bunlar tabii ki ben mesela çok inanmıyorum fala. Yani baktırmıyorum. Evet. Hayatım boyunca İnanmıyorsunuz ama falsız da kalmıyorsunuz. Yok hiç baktırmıyorum öyle bir ses hocam. Var biliyorsunuz hanımlar arasında. Ama çok baktıran var. Efendim. O kadar çok inanan insan var ki bir de gidiyorlar para veriyorlar. Gidip o para verip işte falan. Geleceğini o falcıyla hocam, çözen. Hocam hiç mi imkan yok yani? Hayır. Gerçekten bir kadın hissediyor, hiç. Görüyor, biliyor olamaz mı? Ha şimdi efendim insanlar hocam. Hissedebilirler. Bir takım şeyleri tesadüfen de öğrenebilirler. Ama bu hiçbir zaman gaybın insanlar tarafından bilineceği anlamına asla gelmiyor. Aksine Allah Teala Kur'an'da ısrarla ve ısrarla şunu bildiriyor ki gaybı Allah'tan başka hiçbir kimse bilemez. Peygamber tabii dahi bakın. Tabii ki. De ki ey peygamber ben gaybı bilmem. Yani gayb nedir? Olmamış olan bir şeyi önceden öğrenmek. Veya yani şu anda biz benim evimde yahut da işte Erzurum'da, memleketim olan Erzurum'da ne oluyor, ne bitiyor bilemem. Bu benim için gayiptir. Bunu ancak Allah bilir. Çünkü o vasıtasız görür. Zaman ve mekandan münezzeh olduğu için o tek ilah ve tek yaratıcı olarak yarattığı şeyi tabii ki gaybını da bilir. Açığını da bilir. Gizlisini de açığını da bilir. Kulların böyle bir yetkisi yoktur. Hı hı. Kim ben gaybı biliyorum diyorsa günahtır bu aynı zamanda en büyük günahtır ve şirktir. Koşmak. Şirktir. Tabii. Ortak koşmaktır. Yani ilahlığında Allah'a ortak koşmak iddiasıdır ki Allah'ın asla affetmediği şeylerden bir tanesi de budur. Ufuk bir şey soracaktım. Ha ben şey diyorum tabii ki Kur'an'da bunun evet. Yeri şey günah olduğu çok belli de günah hocam, ve şirk. Tabii ki. Ayrıca evet. Yani Allah'a şirk olur. Başka bir şey. Ama şöyle şeyler de duyuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Çok ilginç yeni bir şey var mesela. Telefon ya. Telefon hı-hı. Açıyor. Atıyorum Urfa'da, Bursa'da, orada, burada. Biri. Hı-hı. İşte bazı şeyleri var. Bilmiyorum artık ona ne denir, güçleri var ya da bir hissetme bir şey. Takır tukur, takır tukur sayıyor, söylüyor. Yani uyduruyor, hiç görmedi ama nasıl tutuyor? Bunu işte tesadüf dediği hocam. Yani mesela bazıları bunun için biz şey yapalım. Ayrı bir hafta hocam bunu konuşalım. Ya bu çok tabii, uzun tabii. Onu yapalım mı? Şunu söyleyeyim ben yıllardır bu tip programlarda hep bana özellikle rüya konusunda gelir derler. Hocam ben rüyayı gördüm çıktı. Ya arkadaş bakın diyorum ki siz 100 tane rüya görseniz 99'u çıkmasa bir tanesi çıksa gelip burada diyorsunuz ki çıktı oldu. Ama 99 tanesini çıkmadığını gelip söylemiyorsunuz. Evet, doğru. Yani bunu genelleştirip tesadüfen yahut da iç temizliği dolayısıyla böyle bir doğuş olabilir. Hı-hı. Ama bunu mutlaklaştırıp tamamen bilinçaltı bunu kural altında. Haline getirmek ve insanların kimilerinin gayba muttali olduğunu, gaybı bildiğini söylemek gerçekten insanın bir defa akıl yolunu, normal düşünce yolunu sakatlayan bir şeydir. Aynen. Ayrıca bu sebeple de şirktir. Bunu bir gün programda işleyelim. İnşallah. Evet bugün asıl sorularımız hocam geçmek istiyoruz. Çok soru var. Vaktimiz yettiği kadar soracağız. Tabii, kimlerin tabii. Namazı kabul olmaz diye başlayabiliriz hocam. Zaten yeterince uzun. Efendim olur. Şimdi şöyle bir şey var. Bir defa namazın kabul olması olmaması diye bir sorun yok. Yani bunu biz insanlar kendi kendimize bunu işte Allah kabul etsin. İşte Allah
Allah eğer halisane bir şekilde Allah'a yakınlaşmak için bir kişi namaz kılıyorsa zaten bunun kabul edilip edilmemesi diye bir sorun yok. Biz ne yapıyoruz? Allah'a yakınlaşmak ve kendimizi temizlemek için namaz kılıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Galiba sorular içerisinde bu da olmalıdır. Biz namazı, orucu, hac, zekat gibi ibadetlerimizi, şekilsel ibadetlerimizi sevap kazanmak için mi yaparız? Ne için yapıyoruz? Hayır. Yani işi cennete kayıkçı pazarlığına... Yani. Ama bunlar işi, farz değil mi hocam? Beş tane farz tabii efendim şey ama farzlar... Mesela en büyük farzlardan bir tanesi de Kur'an'ı okumak ve anlamak farzıdır. Bak bu farz hep saydığımız farzların arasından unutulup gitmiştir. En büyük farz kitabı okumak, o mesajları almak ve onu yaşamaktır. Şimdi onu dahi biz ne yaptık? Kitabı bile sevap kazanmak için okur hale getirdik. Yani işte her harfine 70 sevap, 80 sevap kayıkçı pazarlığına dönüştürdük. İşi komediye dönüştürdük yani maalesef. Halbuki Kur'an'da hikmeti ibadet diye bir şey vardır. Yani ibadetlerin, davranışların bir amacı, bir hikmeti var. Dünyevi hikmetleri var, uhrevi hikmetleri var. Namazın, orucun, haccın, zekatın dünyevi hikmetleri nelerdir? Namazı Allah Teala buyuruyor. İnne salate tenha anil fahşâ yuvel münkeri vel bâi. Namaz insanı her türlü kötülükten alıkoyar, insanı temizler ve insanı Allah'a ibadet ile geçirilecek bir hayata hazırlar. Aslında ben şunu söylüyorum. Namaz, oruç, hac, zekat doğrudan doğruya ibadet değil, ibadete vasıtadır. Yani insanı ibadete hazırlayan nedir ibadet? Geçen hafta da konuşmuştuk. Bunu tekrar etmekte çok büyük fayda var. Hayatı Allah için yaşama bilincidir. İbadet budur. İbadet bir duygudur. Yani Allah'a kul olarak hayatı yaşamak. Peki Allah'a kulluk ne demektir? Allah'a kulluk da hayatta Allah'ın yeryüzünü ıslah etmek için bize buyurduğu emirleri yaşamaktır. Yani iyi işler yapmaktır. Salih amel işlemektir. Dünyayı güzelleştirmektir. İnsanların hayatını kolaylaştırmaktır. İyiliği egemen kılmaya çalışmaktır. İşte hayatın asıl yaşamadaki amacı budur. Yani hayatı Allah için yaşamak demek, yeryüzünü Allah Teala diyor ki, yeryüzünü ıslah edilmiş, düzenlenmiş bir şekilde size verdiğimiz bu yeryüzünü kokuşturmayın. İfsad etmeyin, bozmayın, çürütmeyin. Hayatın damarlarını tıkamayın. İnsanların birbirleriyle sağlam ve doğru bir ilişkiler kurma zeminini bozmayın. Ve hayatı, akışkanlığını devam ettirin. Fıtratı, yani doğayı bozmayın. Şimdi esas insanların yeryüzünde ahirette hesabını verecekleri asıl iş yeryüzünde iyi işler yapıp yapmadığı meselesidir. Biz çünkü dünyada eğer bir iş, iyi iş yaptıysak ahirette bunun karşılığını orada göreceğiz. Ama çünkü, hocam kıldığımız namazların onun borcu sorulmayacak mı? Şimdi kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz zekatlar ve Allah'a senede bir kere hayatımızda bir kere yapacağımız Beytullah'a yapacağımız ziyaret bizi onun kulluğuna hazırlayacak, bizi her türlü kötülüklerden arındıracak eylemlerdir. Yani namazı Allah Teala öyle diyor. Namaz sizi her türlü kötülükten, isyandan, fahşadan, aşırılıklardan alıkoyar, sizi temizler. Peygamberin bir hadisi var. Diyor ki, evinizin önünden bir akarsu geçse ve siz de o suyun içerisine 5 kere girip yıkansanız sizde kirden eser kalır mı? Aynen öyle. İşte namaz da... Asıl amacı o hocam. Evet. Bazı insanlar namazı şekilcilik gibi sadece. Tabii, yani şekil. Namaz kılmak için. Namaz, yani namaz kıldık, Allah sevap yazdı. Ha, o zaten hayır, içinden böyle gelmiyorsa öyle bir sevap, şey. Sevap, mükafat demektir. Doğrudur. Tabii ki Allah Teala bizim yaptığımız bu ibadet ve taatin karşılığında mutlaka bize ecir yazacaktır. Ama ecrin iki şeyi vardır. Bir dünya sevabı, bir ahiret sevabı. Yani dünya sevabı bu ibadetlerimizin, dünya sevabı bizi iyi insan yapmak, bizi temizlemek ve bizi gerçekten
aşırılıklardan, şeytanın telkinlerinden kurtararak, nefsimizin esaretinden bizi kurtararak, bizi hür bir insan kılarak Allah'a hizmet eden, yeryüzünde iyi işler yapan bir insan haline getirmektir. Bunun yaptığımız takdirde Allah mutlaka bize uhrevi sevabını verecek. Bunun da ebedi bir hayat ve cennet nimetleri olarak Kur'an'da yani öve öve bitirilemeyen bir gün inşallah işte Kur'an'da cennet nasıl tasvir ediliyor? Bunları inşallah evet. Bir günde konuşalım. Hocam onunla ilgili ben bir buyurun. Şey sormak istiyorum. Hani çok uzun zamandır merak ediyorum aslında. Hani bir daha sizinle karşılaşabilir miyiz bilmiyorum. İnşallah karşılaşırız. İnşallah vallahi sormak biz istiyorum. Hep sizinle karşılaşıyoruz ama siz bizimle karşılaşıyorsunuz. Evet evet. Şimdi diyoruz tabii ki burada yaptığımız bütün ibadetlerin karşılığını hem dünyevi evet. Hem de uhrevi bir şekilde göreceğiz. Allah mutlaka. Tarafından mutlaka karşılığını göreceğiz. Tabii. Şunu çok merak ediyorum yalnız. Şunu iyi biliyorum. Yanlış biliyorsam düzeltin. Huri meleklerin cinsiyeti yoktur değil mi? Efendim melekler tabii cinsiyeti yok. Melekler peki, Allah'ın emrindeki kuvvetlerdir. Şunu çok merak ediyorum hocam. Neden peki hurilerin cinsiyeti yoksa neden hep erkeklere bir mükemmel? Huriler size hizmet edecek. Melek değil yalnız. Huri melek huri değil ama. Huri melek değil. Huri başka bir şey. Hur şudur. Neden erkeklere bunları diyorlar mesela? Efendim, huriler size hizmetler edecekler yok, falan. Yok. Ben sonuna kadar inanan bir insanım. Namaz. Efendim şu. Zamanında 5 vakit namaz kılmış biriyim hala da inanıyorum. O başka bir çok şey. Şükür. Hani çok Allah'ın şeyini yükmesin yani hani erkeklere huri, kadınlara nuri gibi bir durum falan yok. Da yok değil mi yani? Hani şimdi Özkan Bey bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar dini Kur'an'ın ekseninden çıkartıp uydurma rivayetlerle, hurafelerle anlatan maalesef İslam dinine de en büyük kötülüğü yapan çevrelerin getirdikleri bir takım şeylerdir. Şimdi huri, hur şu demektir. Hur, gözünün beyazı siyahından daha fazla olan bir insanın güzelliğini tarif için kullanılır. Orada Allah Teala ahiretteki hayatın, dünyadaki hayatın bir benzeri olduğunu, hatta ondan çok çok ileri nimetlerle insanların mükafatlandırılacağı bir süreç olduğunu anlatmak için, mesela muzdan bahsediyor, kirazdan bahsediyor, efendim kuş etlerinden bahsediyor, teslim denilen şaraptan bahsediyor. Yani bu şarap içecek demektir. Bildiğimiz alkollü içecek değil. Ama Allah adı da Teala, şarap. Teslim, tabii şarap, şerebe, yani su da bir şaraptır. Kur'an'da haram edilen haram edilen şarap değil, haram edilen hamrdır. Hamr alkollü içecek demektir. Hamr duman demektir. İnsanın beynini uyuşturan ve aklı örten etkisi dolayısıyla alkol yasaklanmıştır. Hamr. Hamr evet. Hamr. Hamr. Hamur, hamur dediğimiz şey var ya yaptığımız hamur mayalanmış. Evet, evet. Yani glikozun efendim şekerin mayalanması sonucunda, fermentasyonu sonucunda oluşan alkol. Odur aslında aklı gideren. Yani hocam ama sonuç itibariyle bakın, huriler değil mi? Hem kadınlar hem erkeklere. Efendim şu tabii yani Allah Teala yeme içme, giyim kuşam konusunda bir takım şeyler sayıyor. İşte şu yiyecekler dünyadakine benzer bir şekilde. Ayrıca o hayatta dünyadaki gibi temiz bir cinsel hayatın da olacağını söylüyor. Bunun için size temiz eşler verilir. Ve o eşleri tarif ederken işte onların huri gözlü, işte güzellikleri nasıl anlatılırsa mecazi ifadeler, teşbih kullanıyor Allah Teala. Yoksa oradan erkeklere işte yani Allah şöyle diyor. Şeyler hocam, var şey bakın inanılmaz şeyler var abartılı ve hurafe. Hocam. Mesela en sağlam tanıdığımız işte diyelim ki İbrahim Hakkı Erzurumlu'nun marifetnamesinde ben okudum. İşte bir kere la ilahe illallah diyen kişiye Allah Teala işte her kelimesine 70 saray, 70 sarayın içine 70 oda, her odanın içine 70 huri. Ya
bu hocam, bu işi bu gerçekten hurafe. Bu uydurma şeylerle teşvik babında uydurulmuş ama bu maalesef dine girmiş. Biz özellikle ben şunu söylüyorum. Yani şey dediğiniz gerçek mi hocam? Yani orada da eşlerimiz mi olacak tabii, diyorsunuz? Tabii eşimiz olacak. Ama evlilik buradaki hayatı eşimiz olacak. Değil başka bir eş olacak. Yani Allah eşi ve benim eşim. Tabii yani şimdi olacak. Geldiği zaman başka bir eş falan o nasıl olacak? Hayır. Tanıyamayacak. Tabii, abi evet. Ben öyle şeylere gidiyorum. Yani kafamda deli diyorsunuz bana. İşi doğru tabii, doğru konuşuyorum işte yalan mı? İşi şeye düşünmemek lazım. O kadarını düşünmüyor musun? Ben düşünüyorum yani, o abi. Düşünme sen. Efendim tamam, yani. Allah Teala kişiyi ahiretteki ebedi hayatta sevdikleriyle beraber haşredecektir. Öyle derler. Onunla ilgili yani elbette ki ben sevdiğim eşimin benimle ahirette birlikte olmasını elbette ki isterim. Tabii ki başka bir akıl mertebesinde olacağımız için tabii. Orada belki de tanımayacağız bile. Tanımamazlıktan yani zaten Allah Teala yani. Diyor ki ciddi onların ciddi. Sinelerinden evet doğru söylüyor. Evet. Onların yoksa sinelerinden kin, nefret ve kıskançlığı silip atmışızdır diyor ve orada yani hatta derece derece olan cennetteki dereceler her derecedeki insan kendisinin en üstün cennete nail edildiğini düşünecektir. Yani orada çekişme, kavga, gürültü ve şey yok. O bu hayatın devamında başlayacak olan gerçekten maddi bir şekilde sürecek olan manevi bir hayat değildir o. Gerçekten biz bu dünyadan yeniden kök hücrelerimizden Allah tarafından diriltilecek ve bu hayat yeniden tanzim edilecek. Kur'an açık ve net bir şekilde söylüyor ve insanlar orada bu hayattaki nimetlerinin fevkinde, çok çok ötesinde, çok ileri düzeyde nimetlerle çok gelişmiş bir hayatın içerisinde yepyeni bir hayat yaşayacaklar. Mükafat bu. Hocam yani, peki. Manevi bir aleme ışınlanacağız falan zannediliyor. İşte manevi alem falan yok. Manevi alem diye bir alem yok. Aslında Allah Teala ahiret hayatının bu dünya hayatının ikinci bir perdesi olduğunu söylüyor ve diyor ki siz yeryüzünden tohumun toprağın üstüne çıkışı gibi, tohumun yeşermesi gibi siz de bu topraktan buradan çıkartılacaksınız diyor. Buradan çıkartılacaksınız. Hocam bir telefonumuz var. Buyurun. Bir izleyicimiz sorusu varmış. Günaydınlar. Alo. Günaydın. Günaydın. Meral Hanım nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Programınızı beğenerek izliyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Hocamıza sorunuz var herhalde. Evet hocam ben bir kitap okumuştum. Duvardaki hasır. Çocuk doğuramayan bir kadından daha iyiymiş. Bu ama doğru mu? Anlamadım. Kesin. Bir daha söyler misin? Evet ben size söyleyeyim. Duvardaki hasır çocuk doğurmayan bir kadından daha kıymetlidir. Bu ne ya? Efendim bunlar hem dine hem de peygambere yapılmış iftiradır. Bunu nerede okudun? Asla pardon. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bunlar insanların erkek egemen kültürün baskın bir şekilde dine aslında bir tecavüzüdür bu. Hocam bu kitapta mı yazıyormuş yoksa? Yok efendim bir kitap işte. Ben size 50 tane kitap okuyayım. Onun için sayın hanımefendi. Bakın lütfen din diyorsanız, Allah'ın dini diyorsanız. Bakın onun tek kaynağı vardır. Bu da bu kitaptır. Kur'an'dır. Kur'an'ın dışında hiçbir şekilde hiçbir kitaba din diye sarılmayınız. Biz önümüze gelene efendim sabah kalkıp kendinde keramet izhar eden, kendini işte Allah'ın velisi ilan eden, gayıptan haberler getirdiğini söyleyen şarlatanlara, sahtekarlara kendimizi güvenerek onlara teslim ettik ve onlar bizi Allah'ın açık, net, arı, duru, akli ve fıtri dininden bizi uzaklaştırdılar. Bizi saçma sapan inançlara sürüklediler. Bizi hatta dinimizi bile elimizden aldılar. Bunu açıkça ifade edelim. Lütfen eğer gerçekten ben mümin ve muvahhid bir Müslüman olmak istiyorum diyorsanız o zaman Allah'ın kitabını okuyacaksınız ve anlayarak okuyacaksınız efendim. Kitap Allah'ın insana gönderdiği mesajlardır. Bir öğretim üyesi arkadaşımız çok güzel bir benzetme yapmıştır. Diyor ki sizin telefonunuza arada sırada mesajlar gelir ve der ki okunmamış şu kadar mesajınız var. Ya Allah'ın bize gönderdiği 6600 küsur mesaj var. Bunlar okunmamıştır. Lütfen okunmamış 6600 mesajınızı açın ve okuyunuz. O zaman göreceksiniz ki bu saçma sapan kadın düşmanı, çocuk düşmanı, tabiat düşmanı bu yorumlar, bu daha doğrusu uydurmalar
dinle asla ve asla bağdaşmıyor. Tam tersine insanları bu cahili kanaatlerden insanları uzaklaştırmak ve insanları doğru, dürüst, akıl yolunu gösteren bir hayata insanları yönlendirmek için gönderilmiştir. Bu din bunun için gönderilmiştir. Yoksa efendim doğurmamış kadın ne demek yani doğurmamış kadın? Böyle bir kadın? Şey mi olur hocam? Böyle ki şey İslam mi? Dini kadına en çok değer veren. Evet. Bu yani efendim yani. Cahiliye kültürünün dine sokuşturulduğu bir fitnesidir. Başka bir şey değil. Evet. Peki. Sonra efendim başka şeyler de var. İşte bir biz kadın teşekkür ediyoruz bu bir arada. Kadın kocasının hakkını asla ödeyemez. Hatta kocası baştan başa irinle yani iltihapla vücudu iltihap sarmış olsa o kadın diliyle o erkeğin vücudunu yalasa yine de hakkını eda etmiş sayılmaz gibi saçma ve iğrenç şeyleri bu dinin peygamberine iftira atıyorlar. Başka bir şey değil. Hadis diye söylüyor, değil yok mi? Efendim öyle bir şey. İslam'da kadın ve erkeğin birbirinden farklı hiçbir tarafı yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Takva nedir? Sorumluluk bilincidir. Kim sorumluluk bilinci olarak öbüründen üstünse Allah'ın ininde o üstündür. Cinsiyet kadın eğer yani. Takvaca üstünse erkekten üstündür. Erkek kadından veya erkek erkekten üstünse takvaca sorumluluk bilincidir. Takva budur. Takva Allah Teala takva sahibi olunuz diyor. Yani sorumluluk duyunuz. Neye karşı bakın? Sadece Allah'a karşı, sadece namaz, oruç, hac, zekata karşı değil. İnsanlara karşı, insana, çevreye karşı. Tabiata, doğaya, yere, göğe, çocuğuna, evladına, hanımına, hayvana. Annene, babana, ya, hayvana. Tabii. Hayvana da yüklemeyin diyor tabii. Peygamber. Hani Çağrı filminde ben çok etkilendiğim bir sahnedir. İşte müşrikler peygamberi konuşuyorlar. Diyorlar ki ya Allah Allah bu ne biçim adam diyor. Kadınlar da insandır diyor. Ya. Halbuki biz kadınlarımızı köle olarak kullanırız. Ya. Ya diyor ki hayvanlarınıza da aşırı yük yüklemeyin diyor. Gülüyorlar birbirlerine müşrikler. İslam budur. İslam hayatı güzelleştirmek için. Allah'ın kulu ya. Allah bize onu hizmet için yaratmış hayvanlar. Ona eziyet edemezsiniz. Evet. Kurban keserken bile ben geçen gün söyledim. İşte ilk programımızda. Evet, evet. Kurbanı bile tertemiz yapacaksınız. Ona tekme tokat girişmeyeceksiniz. O Allah'ın canınızın sembolü olan bir size emanetidir. Onu Allah'a tevdi ederken ona hürmet göstereceksiniz. Ya evinde bir tanesi kesmiş ya. Balkonda şeyde, kesmiş. Balkonda. Hocam balkonda kesmiş koyunu. Ya, olacak ondan iş sonra değil ya. Yani, ya ceza hani, da yedi gerçi de. Yedi çok büyük cezalar var tabii. Çocuk yani şimdi efendim ya, eğer kesemiyorsanız şu var. Kesmeyin ya Allah size yani. Farz kılmadı ki. Bir de işte borcu var daha vatandaşın. Daha bir günah yani öyle. Borcu var gidiyor illa da kurma. Ya bu bir şekil değil. Bu bir örf, adet, gelenek olmamalı. Şimdi din, örf ve adet ve geleneklerimiz din haline geliyor. Halbuki örf, adet, geleneğin içerisinde gerçekten çok güzel olanlar var. Ama çok kötü olan örflerimiz de var yani. Şimdi atasözlerimiz var. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Şimdi bununla eğer amel edecek olursanız, bunu hayat düsturu haline getirecek olursanız yandık gitti. Evet. Bu da örf, bu da adet, bu da gelenek. Evet. O zaman biz geleneğimizi değil, geleneğimizi, örfümüzü, adetimizi kutsallaştırmayacağız. Çünkü Allah Teala diyor ki, Allah'ın indirdiği hükümlere gelin, itaat edin denildiğinde insanların bazıları der ki, biz dedelerimizi, atalarımızı neyin üzerine bulduysak onu izleriz. Diyor ki Allah, o zaman atalarınız, dedeleriniz yanlış yaptıysa da mı izleyeceksiniz? Doğru. Evet. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine çok faydalı bilgiler verdiniz. Önümüzdeki hafta cuma hocamızla görüşeceğiz. İnşallah. Biz Ufuk'la tekrar buradayız ama bir Özgür Şef'e gidelim. Özgür Şef yine muhteşem yemekler yaptı. Hocam valla sağ olun. Ben çok hep beraber merak ediyorum böyle şeyleri çünkü. Hatay mutfağı yine bence dünyanın sayılı mutfaklar arasında olması gereken bir mutfak. Bakın dünyanın, ayırın her şey dünyanın. Neden? O coğrafya medeniyetlerin coğrafyası. Yani beşiği. İşte yemeğin de bence başkenti o coğrafya. Yani Hatay, Urfa, Halep, oralar. İşte şimdi oradan bir yemek yapacağız. Ümran Usta da bu işin piri. Gene yakaladık Ümran Usta'yı. Ve bütün sırlarını sonuna kadar alacağız.
Ne biliyorsa hepsini biz de bileceğiz. Öyle mi? Başlayalım. Değil mi? Heh, süper, harika. Şimdi bugün öyle bir yemek yapacağız ki efsane. Benim çok sevdiğim bir yemek. Ve peşinden kilometrelerce yol gidebilirsiniz. Bak söylerken bile zor bir şey yapıyorum. Çünkü iştahım açıldı. Çok az laf, çok iş. Hemen başlayalım. Başlayalım. Testik kebabı. Türkiye'de testik kebabı yapan çok yer var. Ama sen incik testik kebabı yapan sadece ve sadece Hatay'a ait. Ben de en sevdiğim yeridir yani, incik zaten çünkü... Testik kebabı çoğu yerde bulabilirsiniz ama incik testik kebabı sadece bizde bulabilirsiniz. Şahane. Başka bir yerde bulamazsınız çünkü bunu çıkaran biziz. Süper. Ya zaten şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim hemen başlamadan. Evet. Bir kere hayvanın en lezzetli yerlerinden bir tanesi. Çünkü kemiğe yakın yeri vücudun ağırlığını taşıdığı için... Burası biraz kaslıdır, serttir ama doğru pişirirseniz lokum gibi yumuşacık olur. Aynen. Ve inanılmaz da lezzetli olur. Yani sırt kısmı yumuşaktır, evet ızgarada pişirebilirsiniz ama incik başka. Onu pişirmek ustalık ister, teknik ister. Bu testi kebabı tekniği de çok özel bir teknik. Şimdi içine koyacağız, daha sonra da üstünü kapatıyorsunuz. İçinde kendi buharıyla, kendi suyuyla, aynen, kendi buharıyla piştiği için bütünlüğünü kaybetmeyecek etimiz. Ama lokum gibi de yumuşacık böyle ağzı dağılacak. Doğru. Böyle bir şey bekliyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey ki her şeyi koyduktan sonra ağzını kapatıyorsun. Hı. Bu yıllardan önce çok çok eskilere, tarihe dayanan bir şey. Düdüklü tencereyi bile buradan esirgilemişler. Aynen işte yani mantık o. Aynen. Mantık o. Şimdi başlıyoruz. Hadi başlayalım. İstiyorsan önce malzemeleri sayabiliriz. Tabii önce malzemeleri sayalım. Tabii sayalım. Dur. Ben heyecanlandım geçtik malzemeleri. Tabii orada biz acımasız usta. Sonuna yok. Kadar alacağız yani. Biz şey yok. Her şeyimizi. Böyle önce, sır mır bir şey yok yani. Önce söylüyorum. Bir kere testi. Yanan bir testi tava. Ha. Yani bu testi yanan topraktır. Tamam. Ama bize özel olarak yapılıyor. Ha. Çünkü niye özel olarak? Şurası normal da önemli değil mi? Evet. Testi şu çizgisi önemli. Yoksa çok kırılıp önemli. İçine düşüyor. Kırılıp içine düşer veya da çatlayabilir, aşağıya doğru inebilir. Ama bizim testimiz şuraya bir darbe dokunduğu zaman kapak olarak açıyor. Bakın şu çizgi çok önemli. Yani oldu ya bir gün geldi, kayınpederiniz geldi, kayınvalideniz geldi ve can canlı bir yemek yapacaksınız. Aklınıza testi kebabı geldi. Testi öyle sokaktan bulun testiyle olmuyor. Aynen. Testi kebabının testisi özel. Şurada şu çizgi olacak ki bunu kırdığınızda şuradan çok ikiye bölüyorsun. Evet, ufacık bir şeyle. Kapak gibi açılıyor. Yani. Aynen. Evet, aynen. Güzel. Biraz sonra zaten pişirdikten sonra tamam. Bunu da yapacağız. Tamam. Sonra etimiz var. Evet. Az önce söylediğin gibi kuzu. Kuzunun en lezzetli yeri bana göre. İncik. Bence de öyle. Şöyle soralım. İki tane şey soracağım. Kuzu hangi bölgenin kuzusu? Nasıl bir kuzu olmalı? Yağlı mı, yağsız mı olmalı? Bir de kol incik mi, but incik mi? Şimdi bölge olarak söylersem reklamda... Önce orada. Yok ya bölgeyi söyle. Biz genellikle Balıkesir kullanıyoruz. Tamam, Balıkesir. Kıvırcık. Evet, Kıvırcık. Dünyanın en güzel kuzusu. Evet. Trakya'da ve de Balıkesir'de geçen Kıvırcık. Aynen öyle. Yani Kıvırcık dediğin mi zaten önce Balıkesir. Zaten güzel işçiliğini de yapmışsın. Böyle yani yağsız, içinde belirli sinirleri var ama... Az önce söylediğin gibi çıtır gidecek. Eğer sen bunu tekniğiyle pişirirsen... Gidecek. Gidecek. Gidecek, bravo. Balıkesir kıvırcığının kol mu, but incik? But. But incik. But incik. Tamam, but incik. Bakın but. Biraz daha kolda bereketli... Kolda çok fazla et olur. Evet, bereketli olur. But incik daha güzel olur. Daha böyle yumuşak, daha lezzetli olur. Kolda ise dediğin gibi biraz bereketsiz olur. Kemik aynen. Daha fazladır kemik orada. Daha fazla olur. Hani yok daha ucuz mucuz diye gidip koldan almayın. But daha ucuzdur aslında. Pahalı gibi durur ama daha ucuzdur. Hadi bu da bir püf noktası benden. Bakın kol kısmının kemiği fazla olduğu için belki bir parça ucuz olabilir ama aslında daha pahalıdır. Buttan alın. Butun kemik oranı azdır. Biz buna randıman diyoruz. O da öğrenmiş olursunuz. Şöyle 3 tane. 3 tane biber. Sivri biber konuluyor. Şöyle koyduk. Bildiğimiz sivri biber. Koy. Bildiğimiz sivri biber de koyduk. Bir tane havuç. Havucumuz var burada. Soyulmuş havuç. Burada koyduk. 2 tane al biberimiz var. Al biberimiz var burada. Tabii. Koyduk. Onu da koyduk. Vitamin deposu. Tabii sarımsak. Sarımsak. Taş köprü sarımsağı. Evet, aynı şekilde. Arpacık soğan. Bunu da koyduk. Ne kadar? Sarımsak ne kadar? Sarımsak 6 diş koyuyoruz. 6 diş. Aynen. Şöyle şimdi bak. Bir tane patates. Bir tane mi? Evet. Türk tamam, mutfağında vazgeçilmez. Tamam. Patatesimiz. Bunu da koyduk abi. Şimdi. Bunu da koyduk. Evet. Ne kaldı? Gene sen vazgeçemezsin bu reyhandan. Reyhan bizde her şeye koyduk. Kuru reyhan. Geçen seferlerde söylemiştim. Kuru reyhan. Kuru reyhan. Keşfedin bu baharatı. Çünkü ben de kullandım. Tazesini kullanıyordum. Kurusunu kullanmazdım. Tazesi varken ne yapacağım kurusunu diye. Hayır öyle bir şey yok. Taze başka, kuru başka. Çünkü muhakkak kuru reyhanı mutfağınızı tutun. Her şeyde kullanabilirsiniz.
lezzetleri, tatları yuvarlıyor ve daha uzun lezzetler yakalamanızı sağlıyor. Taze reyhan kokusunu evet bırakmıyor, yani evet, tutmuyor. Evet, evet. Tazenin evet kokusu fazla yoktur. Evet. O an kibardır. Kuru ama daha iyi. Kuru daha güçlü. Yemeği koyduktan sonra o baharıyla bir de, çıkıyor. Bir de hafif böyle bir ezmek lazım. Aynen, değil mi? Böyle ezeceksin hafif ki ezeceksiniz ki. Evet, yoksa aldın böyle attın çok bir işe yaramıyor. Böyle ezeceksin. Bir göstersene ezmeyi. O da teknik olarak bir onu da öğrenelim. Şöyle havucumuzun içine koyuyoruz ve... Heh. Yani şunu yaptığınız anda mutfağınız zaten reyhan kokuyor. Şu anda önemli. Mis gibi tamam kokusunu alabiliyorsun. Aldık, vallahi aldık. Aynen. Oh. Usta, çok konuştuk. Başlayalım. Az laf, çok iş. Çok iş. Hadi bakalım, başlayalım. İnciğimizi önce... İnci, evet. En alta atıyoruz. Etleri yerleştirdik. Etler içinde, evet. Tamam. Havucumuzu alıyoruz. İnce uzun atayım mı ben bunları içine? Atıyoruz. Atıyoruz. Havuçlarımızı içine atıyoruz. Evet. Jülyen doğradığımız zaten... ama hafif böyle kalın. Evet, yani çok fazla ince olduğu zaman eriyip gider. Valla pür dikkat izliyoruz. Bakın hiçbir şey kaçırmayın ha. Bundan sonra yok ben şunu alamadım. Ben yok ben şu tarafını alamadım. Şunu göremedim falan yok. Bir kere. Bir kere. Evet. Patatese geçiyoruz. Patatesimizi atıyoruz. Aynı şekilde doğrama. Kapağını kapatacağız ya. Kapağını derken üzerinde bir hamur. Bunun kapağı hamur. Burada. Hamurun içinde ne var? Dur bakayım dur. Yani hamur çok önemli var değil. Zaten yemeyeceğiz ama yine de her şeyi söyleyeyim. Bildiğimiz hamur. Bizim sadece su. Evet. Tuz su, bile yok yani. Tuz bile yok. He. Suyla tuttuğumuz bir hamur. Aynen. İşte zaten yemeyeceğimiz için çok önemli değil orası. Evet, al biberimizi koyuyoruz. Şimdi bunun kapağını kapatacağız dedik en son noktada. Sonra bunu fırına atacağız. Fırında kaç saat pişecek bu? Ortalama 2 saat, 2,5 saat. Fırının sıcaklığına göre değişiyor. Kaç derecede diyelim? Öyle 180-200 derecede. 300'ün altına düşmeyecek. Yüksek evet ateşte. O evet zaman bizim evdeki fırınlar 220 derece. O zaman 5 saat pişecek orada. 5 saat pişecek. Tabii. Neymiş? 5 saat. Evdeki fırını sonuna kadar aç. İyice aç sonuna kadar ısınsın. Testiyi at içine 5 saat sonra. 5 saat sonra çıkartacak. Yanar, yanar mı? Yanmaz diye korkmayın. Çünkü içinde ne olacak? Su eksik olmayacak. Neden? Çünkü kapalı. Su içinde dönüp, buhar içinde dönüp dönüp duracak. Aynen. Dolayısıyla hiçbir şekilde içinden besin değerlerini kaybetmemiş, bütünlüğü bozulmamış, hamur gibi böyle ağızda dağılan bir yemeğiniz olacak. Ve hele ki bunu incikle falan yaparsanız, gerçekten inciklisini ben hiçbir yerde yemedim, görmedim. Çok daha güzel olacağına biraz sonra, inanıyorum. Biraz sonra sen zaten göreceksin. Bunun biberinin özelliği, bunun belirli bir renk verecek ona. Tabii, kırmızı. Hem lezzetli hem tamam kırmızı yani. Farkındaysanız biz bir salça, domates hiçbir şey koymuyoruz. Evet, ben koyuyordum. Ben koyarım yani. Yok, bu onun her şeyini karşılıyor renk olarak. Tamam, yani al biber yeter diyorsun. Aynen. Biberler biliyorsunuz. Sivriyorlar. Doldu ha. Yer tabii kalmadı fazla. Çünkü bu çiğ olduğu için dolacak. Ha, sonra inecek aşağı. Aynen. Basabiliriz yani içine. Aynen. Soğanımızı, sarımsağımızı. Evet, vitamin deposunu atıyoruz şimdi. Tepesine yerleştiriyoruz artık. Gelin gelin, yardım edin gelin. Gelin yardım edin, bastırın. Evet. Şimdi çiğ olduğu için ama neye yorulacağız bu kadar şeyle, yorulur mu? Şimdi. Evet. Ben hamuru sana vereyim. Tamam. Önce ben suyunu dökeyim. Ha, suyunu dök. Dök. Evet. Bir bardak suyu koyuyoruz içine. Evet. Evet. Bir saniye daha bitmedi. Bitmedi mi? Bizim reyhanımız var. Ha, reyhan doğru. Ya biz reyhansız olur mu? Evet, reyhansız olmaz. Reyhan atıyoruz içine. İşte yemeği evet yaptık, reyhanı da içine attık. Şimdi top sende bağla. Evet. Şöyle artık. Aynen. Zaten hamur olduğu için toprakla birleştiği zaman yapışıyor. Tamam, yapışacak şimdi. Bu fırında pişsin bakalım 3 saat mi? 2,5 saat. 2,5 saat. Fırınımız çok sıcak değil, biz bekleriz. Vaktimiz aynen var. Vaktimiz atalım, var. Atalım. Hem temizlik yaparız hem başka şeyler yaparız. Aynen. Hadi. Evet. Burak ne yaptın? Şimdi testi kebabı yapmakla bitmiyor. Servisi de çok önemli. Burak kendi elleriyle yapacak bunu servisini. Bu ne ya? Kayıt üzümü içi tavuk.
Ne bu? Gel bir yaklaş. Fırında gördüm, kaptım geldim abi. Bu da tuzlu tavuk mu bu? Evet. Ya tavuk. Ben bunun hastasıyım ya. Al kıyafetini çık tavuk. Bunu da fırında gördüm valla. Kiminse aldım geldim. Aldın getirdin vallahi. Allah razı olsun. Bu ne yapacağız şimdi? Önce abi, bunu servis edeceğiz sonra bunu. Valla sen bugün bizi mahvedeceksin ha. Hadi. Sonra içine... Abi, aa süper. Gitti. Aa süper. Vallahi bravo. Abi harika oldu usta. Biraz para dokunmuş ama. Tadına bak bakalım şöyle. O en güzel yeri polisi biliyor musun? Of. Abi ver, şöyle. Özgür şefim kendi elinize yaptınız. Vallahi. Yok ya et yok. Et yok ama ben bunu böyle yiyerek göstermeyeceğim. Şöyle göstereceğim. Evet, özür dilerim. Evet. Çok güzel. Valla enfes görünüyor. Aroması. Reyhan. Reyhan. Abicim yemek mi yapıyorsunuz, inşaat mı yapıyorsunuz? Abi, Burak Bey. Hatay'da yemeğe göre sunum değişiyor. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir özellik var abicim. Güzel yani. Şimdi gördüğünüz tavuk 300 dereceye ateşe kaçırdı. 300 dereceye ateşe maruz kaldı. Az önce sizin de bildiğiniz gibi. Ve size sürpriz yaptım. Alev sönmeden durmuş. Bazen bu şey şeklinde böyle. Vallahi bravo. Yani şimdi servis edeyim. Bravo. Bakın bakın. Bakın bu ara bakın. Direkt şunu kesinlikle aramış. Ne kızartma ne şey. %100 fırın mamulüdür. Muhteşem ya. Şefim, üstad sizi test edin bakalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Benim yorum değil, tavuğun yorumunu yapayım mı? Yap abi. Tavuk bile kendine şaşırmış. Tavuk bile şaşırmış kendine. Ben böyle pişireceğimi bilseydim ben de tavuk olurdum. İşte bu Hatay muhteşem abi. Harika, her şeyini sanat eseri. Valla bu burada bitmez, devam edeceğiz. Devamı var. Daha neler neler var bu sofrada. Gel yaklaş. Olsun. Söze gerek kalmadı. Sofra konuşuyor diyorsunuz yani. Evet. Ellerine sağlık. Elindeki başarılar şey. Çok güzel bir programdı. Çok keyifli vallahi programdı. Özellikle bizlerle olduğu için Sebahat teyze çok çok teşekkür ediyorum. Teyzemin ellerinden öpüyorum tabii ki. Sana da. Onun vasıtasıyla başladık tabii ki. Tamam, ama yazılık yapma. Gerçekten. Vallahi ama ondan sonrası babama aittir tabii ki. Beni İstanbul'a gönderdi falan filan. O göndermeseydi olmayacaktı zaten. Eşinle. Tamam, tekrar baştan başlamayalım istersen program bitti. Eşinle, çocuğunla, işinle inşallah mutlu, huzurlu daha bir ömür diliyoruz. Daha nice mutlu günler diliyoruz. Evet aynen. Asuman teyzenin doğum günü kutlu olsun. Çok teşekkür programımız ediyoruz. Programımız hayırlı olsun. Her şey çok güzel. Denize sıfır. Bir yeni sezon olsun efendim. İnşallah. İyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi görüşmek üzere. Pazartesi görüşürüz.